Ama yine de idare edelim. Sizin ofisinizde ağırlamak istedim. Tamam, bir şey olmaz. Çilemiz, tamam. Ne demek yani? Ne demek yani? 18'indeki kıza ne diyorsun? Hocam, sıkıntı şu
gelenekler yerleşmesi diye bir yer buldum biraz önce. Onun arka sokağında bir araba böcek kadar boş yer varmış. Oraya arabayı koydum. Arabanın koltuğunu ısıttım. Kafayı vurdum ya. Şu binada önümde duruyor. Şu binaya çıkarım diyorum. Yeğenim vardı. Yeğenim arkadan. Dedim ki dedim ya yeni bir yerleşkeden bahsediyorum. Hem eski bir yerleşke dernekler binası. Sen bir bak dedim. Eğer burada değilse gideriz. Ama ben yarım saat uyuyacağım dedim. Bu arada kafayı iyice vurdum ve uyumuştum. Bir sürü rüya aldım. Daha sonra gelmiş gitmiş, ben uyuyorum, seslenmemiş. Bu kadar algıladım ki burada böyle bir şey yok. Program yok. Burası değil. Siz başka yerleşkeye gideceksiniz demiş ama bana da kıyamadığı için uyandırmamış. Daha sonra kapıya vurdu, uyandırdı. O sırada Sarp'ı aradı. Dedi, hocam neredesin? Dedi, bizim binanın arkasında yatıyor. Arabanın içine yatıyor. Ördek mi dediniz? Oturttunuz siz. Binanın arkasının ördeğine de benziyor. Anladın mı? Ördek dedim, hocam dedi, orası yanlış, mahvolduk dedi. Biz başka yere gidiyoruz. Nasıl geleceksin buraya dedim, bir konum at bakayım dedim. Konum attı, baktı 1.9 kilometre gösteriyor. Ha, bu kesme gidiyor. Nasıl arka sokaklarından sağ olsun navigasyon bizi getirdi diye. Tam da zamanında oldu. Bu işin giriş kısmı. Sıcak kısmı. Hani sporcular ısınırlar ya antrenmandan önce. Sporculuk ya sporla uğraşan var mı aranızda? Yani ben şimdi biraz yapıyordum spor ama 15 dakika kültür fizik yaparsınız. Kaslarınızı ısınırsınız. Ondan sonra gelecek spora geçersiniz. Eric Burnley diyor ki bir insanla diyor, karşılıklı konuşmaya başladığınızda yani 5 veya 7 cümle veya kelime nasılsınız, siz nasılsınız falan konusunda sadede gelir insanlar. Yani aslında birdenbire karşılıklı tünemiyorsunuz. Kafanızda bir şey var, onun kafasında bir şey var, konuşacaksınız ama ön bir hazırlık gerektiriyor. Herhalde beynin ısınması gerekiyor. Ön cümleler gelir. Ön cümlelerden sonra, hazırlıktan sonra da gerçek konuştuğunuz, konuşacağınız mevzuya gidersiniz. Şimdi benim ön cümlelerim bunlar. İşte yapmışım, bakmışım, İngiltere'den gelmişim vesaire. Yavaş yavaş ısınmak için çaba gösteriyorum. Isındım gibi geliyor. Bugün buraya bir şeyleri deneyimlemek geldiniz. Deneyimlemek için mi geldiniz? Dinlemek için mi geldiniz? Deneyimlemek için geldik diyene parmak kaldırsın. Sadece dinlemek için geldik diyene parmak kaldırsın. Dinlemek. İkisine de karışmıyor. Ne dinlemek? İkisine de karışmıyorum. Ne güzel. Benim kafamdan. Hala hoş geldiniz. Ne güzel. Siz hoş geldiniz. Teşekkürler. Peki, deneyimlemek için gelen arkadaşların deneyimleme fırsatında dinlemek için gelen arkadaşlar neler kaçırdıklarını görerek bir sonraki toplantıya deneyimleme kategorisine geçmeye karar verirler diye düşünüyorum. Psikoterapiler ikiye ayrılıyor. Deneyime dayalı psikoterapiler, dinlemeye dayalı veyahut da yoruma dayalı psikoterapiler. Deneyime dayalı psikoterapiler şimdi ve burada ülkesinde kişiyi değiştirmeyi, dönüştürmeyi bir deneyimle yeni bir hayat kazandırmayı hedeflerken dinlemeye dayalı veya yoruma dayalı terapiler hele bir anlayın, hele bir kavrayın, hele bir içime gideyim. Yani günün birinde eğer bunları doğru bulursam, anlarsam değişim ve dönüşüm içinde biraz gayret gösteririm diyor. Terapilerin ekseriyeti bu dinlemeye dönük, yoruma dönük terapiler. Bir kısmı ise deneyime dönük terapiler. Terapi nedir? Ne yapar? Bunları daha çok deneyime dayalı olarak ben öğrenmek ve göstermek istiyorum. Ben de sizden öğrenmek istiyorum. Bu konuda tahtada bana eşlik edecek birkaç arkadaş desem, onlarla karşılıklı muhabbetle, araya böyle teorik, sıkıcı konuları sıkıştırsam böyle, siz hissetmeyecek şekilde, anlamayacak şekilde cüzdanlı durumlar olur mu? Yorulmadan böyle, boş bir şekilde
kimler gelmek ister? Hepiniz gelin. Gelmek isteyenler hepsi gelsin. Şöyle şu yaşaya oturabilirsiniz. Anladın mı başkan? Tamam. Gelin bakalım. Nasıl isterseniz ben rüya verdim. Ben hocanın dediğini yapalım. Ben biliyorum. Bu oturdu da daha samimi oluyor. Sizde bizde oluyor. Burayı çıkartıyoruz. Çıkartıyoruz. Evet. Çocuğum var. Evli değilim şu anda. Hoşçakalın. Sizi tanıyalım. Çiğdem Çakar. Psikolojik danışmanım. Yıldırım bölgesinde çalışıyorum. 5 yıllık evliyim. Nerede çalışıyorsun? Yıldırım ilçesinde. Psikolojik danışman olarak çalışıyorum. Şu an projede bulunuyorum. Bir kızım var. 2 yaşında. Manisalıyım. Tanıyalım efendim. Emine Yanıt benim adım. Yıldırım Rehber Karşıma Merkezi'ne çalışıyorum. Psikolojik danışmanım. Bursalıyım. Bir kızım var 15 yaşında. Ben de 16. BKP durumundayım. Sizi tanıyalım. Seval Ulu Yatlol. Ben de 15. dönem. 15. dönem psikoterapi eğitimine devam ediyorum. 2. senemiz. Psikolojik danışmanım. Söylen mi dediniz? Yeni yeni bir şey deneyimliyorum derken neyi kastediyorsunuz? Şunu bir açayım, ayarlayayım. Kapanmış. Bu ses olacak mı? Sıcak da oldu yani. Yoksa ben birazdan soyunurum ama ne? İstiyoruz ki her birey, her insan kendini yatakta, evinde, koltuğunda böyle yan yatıp Sezar gibi televizyon zaptik yaparken hissetmiş olduğu duyguyla ama zaman zaman etik ve estetik kaygılara daha çok yer duruşlarla dünyanın her yerinde aynı rahatlığı ve özgürlüğü hissetsin istiyoruz. Eğer siz evinizde yaşayabilirsiniz,
yaşadığınız, kendi başınıza kaldığınız kendiliğinizle dışarıda yaşayamıyorsanız, kendinizi eğip büküyorsanız, önünüze onlarca maske koyuyorsanız, sırtınıza bir ömür boyu küfeler taşıyorsunuz, yükler taşıyorsunuz. Bu yazık bir hayat. Niye? Çünkü hayata bir sefer geliyoruz. Biricik ve özeliz. Bizden başka yok dünyada, bir tane var. O insanın da bir sefer hak etmiş olduğu, kendi gibi yaşadığı, kendi gibi yürüdüğü, kendi gibi konuştuğu, kendi gibi deneyimlediği bir yaşamı sürdürme en doğal hakkıdır. Ama biz ona ne yapıyorsak, bebeklikten itibaren, onu üzerine yamru yumru bir sürü yük yüklüyoruz. O zaman kendi düşünce, duygu, davranış ve fizyolojik tepkilerini değiştiren, yamultan, ona buna göre hareket eden bir yapı ortaya çıkıyor. Hele hele hayatın ilk dönemlerinde kendisinin o varlığı derinliğine sevilmemişse, derinliğine fark edilmemişse, derinliğine önemsenmemişse, içimizde var olmanın o inanılmaz arzusuyla çok ciddi savunmalara yöneliyoruz. Bu savunmalarda semptomlar deniyoruz. Yani şikayetler, semptomlar, belirtiler, biraz daha ağırına da kişilik bozuklukları diyoruz. İnsan onunla yaptığı her şey doğrudur ve gerçektir. Şu manada, patolojik diye bir şey yoktur. Patoloji bir grup insan, diğerlerini kendinden ayırmak için kullanmış olduğu malzemedir. Hiç böyle sen toprağı, suyu, ağaçları patolojik olanıyla normal olanını gördünüz mü? Şu su normal, şu su patolojik. Şu su tepeden böyle şelaleye bakıyor, manyak yani, manik bir su. Veya da şu çok duranan böyle göl gibi durmuş depresif bir su falan diyor muyuz? Demiyoruz. İnsanoğlu akacak yer bulamazsa, boğulursa, bir göl gibi, gölet gibi sessiz ve sakin içine kapanık olur. Buna depresyon diyoruz. İnsanın hayat şartları çağıl çağıl akma mecburiyeti hissettirirse buna mani diyoruz. İnsanlar bir takım olaylardan korkuyor, buna fobi diyoruz. Ama bunların hepsi bir ağacın da yaptığı, bir hayvanın da yaptığı ve madenlerin yaptığı da şey. Ama onlara bu tip tanılar koymuyoruz. O zaman şunu da anlaşalım. İnsanoğlu bir şey yapıyorsa, yaptığı şeyin esas amacı kendini korumaktır. Başka yolu olmadığı için. Adaptasyondur. Adaptasyonumuz, diğer insanlarla beraber olarak bulunduğumuz noktadan psikoza kadar bir yelpazeye işaretler. Bizim toplumsal geliştirdiğimiz evrensel medeniyete ne kadar ters düşüyorsa, o kadar bozuk diyoruz, derdest edilip hastaneye yatırılarak hemen onun toparlanması gerekir diyoruz. Ama bizim geliştirdiğimiz medeniyete ne kadar yakın düşünüyor, ne kadar bize uygun duygulanım davranış sergiliyorsa ona da normal diyoruz. Eğer bir insanoğlunun düşüncesinde, duygusunda ve davranışında bir takım bahsetmiş olduğumuz çan eğrisinin normaline göre sapmalar var ise o insanın hikayesinde o sapmalardan başka çıkış yolu olmadığından. Şöyle diyemezsiniz ya, ne bu hal ya, nasıl, kim bakıyorsun ya, niye sert sert bakıyorsun ya, niye gülüyorsun ya, niye öyle oturuyorsun ya? Şurada Zeki Müren'e verdiğimiz koltuk duruyordu, oturmada buraya mı oturdu? Ne yapıyoruz? Biz kendi perspektifimizden baktığımızda öbürünü suçluyoruz, öbürünü yargılıyoruz, öbürünü aşağılıyoruz, öbürünü hatalı ve kusurlu buluyoruz. Geç onun içine gir, onun yetiştirdiği bir çevrede, kültürde, atmosferde büyü, bu yaşa gel, oturma şeklin nasıl olacak, konuşma şeklin nasıl olacak, anlıyor başka çıkış yok. Bu matematiksel bir kurgu bir taraftan da baktığımızda. İşte biz geçmişte alternatif yolları yokmuş gibi, belirli savunmaları kendisine bir şekilde
kalıp edilmiş bireyleri o şartlar geçtiği halde hala aynı şartları muhafaza etmelerinin gereksizliğine inandığımız için psikoterapi dediğimiz bir şeyi icat ettik. Bir tehdit ve tehlike karşı hepimiz korkuyoruz. Ama ortada tehdit ve tehlike olmadığı halde hala korkmaya devam ediyorsa çok bedel ödüyor. Veyahut da gerçekten sevilmemiş bir bebeğin annesinin ve babasının, amcasının, dedesinin, babaannesinin, anneannesinin isteklerini yerine getirdiğinde sevildiğini fark edince sevilme her türlü gıdadan önemli bir ihtiyaç insanımız için. Ne yapıyor o zaman? Şaklabanlık yapıyor. Anneannesinin, babaannesinin, dedesinin, amcasının, annesinin, babasının, abisinin istediği şeyler ona verdiği zaman sevildiğini fark ediyor. Çok da zeki sistem. O zaman kendisinin kişisel doğal sisteminden vazgeçiyor. Bir tutam sevgi için sahte kendilik dediğimiz bir yapıya doğru dönüşüyor. Bu yapılar böyle hep iş tarzında keskin birbirinden ayrılmış şeyler değildir. Her an mücadele içerisinde olan bazı taraflarımız gerçek kendiliğimizi temsil eden yapılarken bazı ortamlarda, durumlarda bazen de tamamen kendiliğimizden vazgeçtiğimiz, adı adaptasyon gibi gözüken ama bedeli kendi olmaktan vazgeçtiğimiz ortamlardaki yaşadığımız hallerdir. Demek ki her an aslında biraz kendimiz, biraz kendimiz olmayan bir sarkaçta gidip geliyoruz. İşte bu sarkacı ne kadar çok kendimiz olmak kısmına odaklanabilirsek, onu o şekilde fark edebilirsek o kadar yardımcı oluyoruz. Şimdi sahneye arkadaşlarımız geldi. Sahneye gelen arkadaşlarımızı öyle görebilmeliyiz ki ne kadar kendisi var, ne kadar kendisinin üzerine giydirilmişler var. Ne kadar kendisi var, ne kadar üzerine giydirilmişler var. Ne kadar kendisi var, ne kadar üzerine giydirilmişler var. Bunu görebilmeliyiz. Danışmanlık hizmeti, terapi hizmeti, doktorluk hizmeti bunu gerektiriyor. Zihinsel bir aygıttaki insanların sırtındaki yükü görebilmektir. Rodin'in meşhur bir hikayesi var biliyorsunuz, mermer hikayesi. Bunun içindeki heykeli bulma hikayesi. Çocuk seyrediyormuş Rodin'i. Suna Bey geçen gün televizyonda tekrarını benim sık sık anlattığım bir örnekti. Daha orijinal kaynağını dinleyince o bağlamda ben de sizinle paylaşayım bunu. Rodin meşhur işte heykeltıraş. Büyük büyük heykel şey kütleleri geliyor, mermer kütleleri. Ve onları yontmaya başlıyor. Bir çocuk da onu seyrediyor günlerce. Bir büyük bir heykel şey içerisinden sonunda bir at çıkarıyor. Müthiş bir at. Çocuk geliyor diyor ki, orada bir atın olduğunu nereden biliyordun diyor. Şimdi aslında her birimizin içerisinde gerçek kendiliğimizin şaheser mükemmel olması üzeri bir takım mermer parçalarıyla kapatılmış. Terapist bu mermer parçalarıyla kapatılmış, başkaları tarafından giydirilmiş ve adaptasyonda başka yol bulamamış bireylerin şu anda buna gerek olmadığını gösterip kendi şaheserini ortaya çıkarmasına yardımcı olmasıdır. Şimdi kimden başlayalım? Böyle bir heykele bakalım. Var mı önerdiğiniz bir arkadaş? Peki, buradan başlayalım mı? Sizi şöyle alalım o zaman. Bakayım şöyle. Buyurun. Böyle hem böyle tepeden bakıyor gibi. Yok, ben rahat ol. Bunu da konuşuruz. Söylediklerinden ne anladınız? Ne anladım? İnsanın bir burada duralım istersen. Bakkaldan ekmek istediğinde iki ekmek mi bir ekmek mi diye bakkal sorduğunda ne diyorsun? Bir ekmek. Bir ekmek diyorsun. O bir ekmekten bir nefes alıyor musun? Hayır. Almıyorsun. Burada aldın. Tabii ki. Şimdi biz bu nefese odaklanıyoruz. Sahnede terapi yapacağız, beraber yapacağız. Ya. Bakkalı ekmek almakla durumsal olarak burada sahnede bu kadar zevatın önünde soruya cevap vermek farklı bir şey. Şimdi dedim ki ben ne anlattım? Anlattığımda neler anlatacağız?
başka bir hikaye. Bakkaldan ekmek almak gibi değil. Bir performans gerektiriyor. Sınav veriliyorum. Yargılanıyor muyum? Doğru bir şey bulacak mıyım? Ulan bir anlatacağım ki şimdi hepiniz şaşıracaksınız. En kral anlatmayı ben yaparım. Bir enerji durdum. Bir hak var orada. Fakat bu doğal olarak bizim insan ilişkilerinde yaşadığımız nefes alma değil. Terapist bu nefes almayı kafasından yazacak. Diyecek ki bu arkadaşıma sorduğum bir soru karşısında derin bir oksijen almayı, fizyolojik kısmına gireyim çıkayım. İyi, nefes almak anksiyete belirtisidir. Anksiyete de bol oksijen alarak kişi kendini rahatladığı belli bir oksijen gelir. Yani derin derin nefes alma, kişinin o anda daraldığını, bunaldığını, daha çok oksijene ihtiyaç duyduğunu gösteren fizyolojik bir belirti. Değil mi? Koşarken bunu yaşarsınız, herhangi bir sıkıntı bunu ama şurada orada koşma yok, fiziksel bir aktivasyon yok ama daha derin bir nefes alma ihtiyacı hissetti, doldurdu ciğerlerini, bir hazırlık. Bunu cebimize koyduk, hipoteziniz benim bu sorduğum soru karşısında iç dünyasında neler cereyan etti de otomatik bir şekilde daha derin bir nefes alma ihtiyacı hissetti. Peki yine duruyoruz. İkinci olarak konu böyle kendisine odaklanıp bir nefes konusunda ulan nerelere gideceğiz diye bir cümle olunca kataleptik bir hal dediğimiz hal oluşuyor. Kataleptik hal donup kalma hali. Herkes vücudunu hareket ettiriyor. Bu da hareket ettiriyordu. Kamera kayıtları var. Burada oturuyordu. Fakat ben o nefesi neden aldım? Baklarla buradaki farkı deyince vücut alert hale geçer. Vücut donar, tehdit ve tehlike algısı karşısında sabit kal, ölü taklidi yap, ceylana kurtulun, sen de kurtulabilirsin. İkinci faktör. Demek ki beni hoşnutlukla dinleyen birisi şöyle baygın baygın bakar ama bir taraftan da acaba bunun arkasından başka bir şey gelecek mi kaygısı vücudumuza donduruyor. Yani demek ki tehdit ve tehlike karşısında bir savunma olan donup kalma reaksiyonu da olabilir. Ben öldürecek miyim? Ben zarar verecek miyim? Yani kaplan aslan olsam da böyle donup kalsa da canlı şey kayboldu, doğayla aynı düzlemde kaldı deyip şaşırsa aslan öyle bir pozisyon yok. Onu sıkıştıracak mıyım? Sınav mı edeceğim? Hayır. Ama kafasında derin nefes almakla ilgili bir hikaye gelişti. Şimdi biz buna soruyoruz. Diyoruz ki, ya acaba bu derin nefes almaya fark ettin mi? Her zaman böyle derin nefes alır mısın? Sana da biraz tuhaf geldi mi bu derin nefes? Özel bir anlama olabilir mi diye soruyorlar soruyor. Çünkü cevap onun içinde. Sizin hipotezleriniz olur ama doğrulayacak ve yanlışlayacak kişi, kişinin iç dünyasındadır. Kahramanlık içinde bunu yapabilir. Genellikle anksiyeteden olur dediniz ama lan ben geliyorum şimdi bir nefes alayım da bir görüntüsü, bir anlatayım da görün de olabilir. Bilmiyoruz. O nefesle ilgili tespitiniz, benim gözlerim konusunda neler düşünüyorsunuz? Şöyle bir şey. Buraya ben geldiğim yeri söylesem şimdi şaşıracaksınız. Nefes almaya geldim. Yaklaşık 5 gündür yoğun bakımda bir arkadaşımın hayat mücadelesi veriyor. Ve bu öğleden sonra beyin ölümü gerçekleşti. Sağ olun. Biraz sonra organ nakli için ameliyata alınacak. Daha önce planladığım bir şeydi. Normalde eski ben olsa belki planımı bozardım. Ama kendiliğimi yeni yeni fark ediyorum ben de. Bu planımı bozmadan buraya gelip bu seminere katılmaya, nefes almaya. Bir nefes alma, yani aslında hayatın o sıkıntılı sürecinden biraz nefes alıp rahatlama, anksiyeteni kısmen yatıştırma ihtiyacı oldu. Programa katıldım, seminere katıldım. İhtiyacım da tam oydu ve burada nefes alma ihtiyacımı gerçekleştirdim. Şimdi gerçekten sıkıntılı bir süreç. Arkadaşınız ne kadar yakınınızdı? Çok yakın. Çok yakın. Birbirimize çok emek verdik. Şimdi tekrar neye bakıyoruz? Senkron olma dediğimiz bir şey var. Senkron olma, tüneme. Yani tüneme iki kuşun aynı elektrik kablosuna konması, aynı ağaca, aynı dala konması gibi diyebilirsiniz. Şimdi sizin acınızı ben hissettim. Sıkıntınızı hissettim çünkü bu sahte bir sıkıntı değil. Sıkıntı
sıkıntınız sesinize yansıyor, gözünüze yansıyor ve yüzünüze yansıyor. Yani o zaman bir terapist olarak benim danışanım olsaydınız, sizi bu duygularınızın ne kadar samimi, ne kadar içten olduğunu benim deneyimlemem gerekir. Ve aynı şekilde ben biraz önceki hocavari anlatış tarzından daha empatik, daha sizi de anlamaya çalışan ve ses tonunu biraz daha düşürerek evet ya bu acılı bir şey, gerçekten yıllardır dostluk ve kankalık yaptığınız bir arkadaşınız bir şekilde bir hayat mücadelesi veriyordu, bir hekimsiniz, bir şey yapamıyorsunuz, çaresizlik hissediyorsunuz ve bugün itibariyle de beyin ölümü gerçekleşti ve organ bağışıyla ilgili konu gündeme geldi ve siz bunları, hayatı, ölümü, varlığı, her şeyi, kayıp, yas, birçok şey düşünüyorsunuz ve bunlar vücudunuzun tüm fizyolojisini etkiliyor. Böyle bir şekilde gerçekten duygusal acılar, duygusal derinlikler, duygusal kayıplar bazen insanoğlunun kendilik kapasiteleriyle başaramayacağı ağırlıkta olur. Her birimizin yükü kaldırma şiddet derecesi farklıdır. Yetiştirme itibariyle, biyolojik kaynaklarımız itibariyle veyahut da yatırım yaptığımız bireye yaptığımız yatırımın şiddet derecesiyle çok yakından alakalıdır ve ilintilidir. Bu durumlarda biz ne yapıyoruz? İçimizdeki sistem otomatikman bir nefes almak, o acının altında fazla ezilmemek, biraz kendimizi dağıtabilmek için bir programa gelebiliyor. Veyahut da iki arkadaşını arayıp, ya ben iyi değilim, biraz oturabilir miyiz diye bir kafeye çağırabiliyor. Veya eşiyle, arkadaşlarıyla bir şekilde bir muhabbete soyunabiliyor. Bu, duygu regülasyonunu sağlamak için insan olduğu, başvurduğu yöntemlerden bir tanesi. Biz buna savunabiliriz. Yani kişi kendi içindeki acıyı yeteri kadar döndüremediğinde, o acı onu boğmaya başladığında, hayatı bir şekilde durdurma noktasına geldiğinde her birimiz bu acıyı hafifletecek mekanizmalarla donatılmışız. İşte bunlardan bir tanesi nefes alma diye tabir ettiği, çok güzel tanımladığı bir başka yere gidip bir başka etkinlik içinde bulunarak acıdan bir miktarlığına uzaklaşıp tekrardan bir nefes alma. Balinaların daldıktan sonra tekrar dalabilmeleri için suyun yüzüne çıkıp oksijen almadığını tekrardan aşağıya dalmak gibi bir fonksiyon göstermez. Eğer siz böyle acılı bir arkadaşımızla muhabbet ederken onun acısını hissedebiliyorsanız, beden dilini algılayabiliyorsanız, algıladıktan sonra şefkat ve merhamet duygularıyla onu kucaklayabiliyorsanız, eşit hissettirebiliyorsanız, acımadan, aşağılamadan şefkat gösterebiliyorsanız onun acısı bir miktarı size geçer, siz onu detoksifiye edersiniz, metabolize edersiniz. Siz daha sağlamsınız çünkü kaynağa daha uzaksınız. Ama acısını bir insan olarak hissetme kapasitemiz var, nöronlarımız buna uygun yaratılmıştır, aynı nöronlarımız. Onun duygusunu bir şekilde aldığınızda onun yükü hafifler. Birkaç arkadaş bu yükü yüklendiğinde, ki bu haftalar ve aylar sürebilir, bu süreç içerisinde de ciddi bir sıkıntı bırakmadan, hayatını mahvetmeden bunu tolere edip daha olgunlaşmış, daha kabullenici, hayatın kontrol edilemeyen taraflarıyla kafa tutan değil, kabullenen ve olabilecek imkanları daha objektif değerlendirebilen bir olgun yapıya dönüş. Ama bu bunun tersi nedir? Bunu kaldıramazsa, bunu paylaşamazsa, bununla ilgili içsel daha sağlıklı savunma yolları üretemez ise ağır bir yasın içinde kalabilir. Hayatından vazgeçebilir. İntihara gidecek kadar bir sürecin içine odaklanabilir. İsyan ve öfkeyle içindeki kızgınlığı her yere ve herkese yaygınlaştırarak tüm ilişkileri bozulabilir. Bu da diğer savunmalı olarak nitelendirebileceğimiz pozisyon. Evet, başka neler demek istersin? Bu yol boyunca devam edin. Ne demek isterim? Bu kendi farkındalığı için ben de yaklaşık 2 senedir kendi üstümden buna devam ediyorum.
işte psikoterapi süreçleri, hem psikoterapi alıyorum bu sırada okuyup da psikoterapi süreçleri, kendi farkındalığı için ne yapmam gerekiyorsa onu yapıyorum. Neden böyle bir ihtiyaç duydunuz? Yani çok nadir, hele hele hekimlerin bir psikoterapi desteği almaları ve hatta hekimlerin işi gücü bırakıp da ya kendiliğini merak etmelerini çok nadir bizim ülkemizde. Çok bu şanslısın ve hatta çok ne bileyim böyle bir şeye yöneldiğin için gerçekten çok güzel bir sürece girmişsin. Tabii bu süreç bir taraftan da kendinize odaklandıkça acılarla, sıkıntılarla, kızgınlıklarla, geçmişle hesaplaşmalarla dolmuş ama gerçek bir şey. Kaçan bir şey değil, sahte bir şey. Siz olsun. Bunu yerli yerinde verebilmek. Bir hekim olarak hekimlerin psikoterapi desteği alması Türkiye genelinde çok zor. Çünkü hekimler ya yarı tanrı hekimler, anlatabildim mi? Böyle bir havaları var. Yani bizi öyle yetiştirdiler, öyle yetiştirdiler. Ama biz acılarımız var, yalnızlığımız var, çaresizliğimiz var. İşte karşımda bize her kademeden, her meslekten insanlar gelir, böyle yarı tanrının karşısına çaresiz bakarlar, gözümüze bakarlar, ağzımıza gücünü. Biz bütün hayatı o şekilde yönetebileceğimizi zannediyoruz. Kendimizin de mağdur olabileceğini, kendimizin de zayıf olabileceği, kendimizin de acı olabileceğini üzerimize konduramayız. Çünkü öyle bir yükler ki toplum bize, o zaman biz hiç kimseye bir şey paylaşmayan yapayalnız insanlar oluruz. Bu yapayalnız insanlar da bir psikoloğa gidip, bir psikoterapiste gidip destek almak konusunda çok şanssızlar. Bunu değermiş, bir kere bu büyük bir başarı. Ve kendisiyle ilgili bir hesaplaşma içine giriyor. Zaman zaman okuyor, zaman zaman irdeliyor, zaman zaman anladığı kadarı bir destek alıyor. Peki bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? Gerçekten başkasıyla yüzleşmek ya da başkasına yaptığınız kötü bir şeyi anlatmak bana çok zor gelirdi. Bir itiraf çok zor gelirdi. Ama bu süreç içinde anladım ki insanın kendi kendiyle yüzleşmesi çok daha acı, çok daha zor. Çok daha acı verici. Orada bir karanlık yer var içeride. Kesinlikle. Bunu değiştikçe işte şey sürecine varıyorsunuz. Ben kendime çok acımasız davranmaya başladım bu sefer. Bu sefer tam bir uçtayken diğer ocağa gidip iyice dibe düşmeye başladım. O dipten sonra belki de doğru insanlarla temas ettim. Doğru bir yerlere tutunmaya başladım. Arkasından yavaş yavaş yukarıya çıkmaya başladığımı hissediyorum. Ya bu süreç içinde de yani aslında gerçek bir hayata dokunarak, gerçek kendiliğini mıncıklayarak, canın yana yana ama bu yaptığın şeyin senin kendin olduğu duyumunu hissederek vazgeçmeden bu çizgiye tahmin edin. Kesinlikle. Tam da bu aslında. Ya sahte bir dünyada yaşayacaksınız, sahte bir cennete kendinizi aldıracaksınız veyahut da kendinizle yüzleşeceksiniz, kendinizi derinden tanıyacaksınız, gerçek bir hayat kuracaksınız. Gerçek bir hayat kuracaksınız. Evet. Peki, biraz bu tarafa dönelim mi? Peki. Evet. Şu sandalyeyi oradan alsak mı acaba? Bir kişi daha alayım istiyorum ama. Tamam. Geri gitelim hocam. Kamera ayarlarımız bozulmasın. Evet. Emine gel. Ya bu dernekle önümüze geliyor ya. Size öne alsak biraz şöyle. Heh. Gel biraz daha gel. Tamam, ben de böyle arkadan dolanayım. Evin arkadaşın bahsettiği konuda ne düşünüyorsun? Hangi konu? Arkadaşıyla... Peki burada duralım mı? Emine bir ciddiyet çıkmıyor. Şakırdım yani, Emine öyle ciddi değildi. Bekliyordunuz hocamız gücü. Şu güleç yüzüm var ya, onu bekliyordum ama. Olay biraz hani, soru gelince hangisini? Sistem teorisi diye bir teori. Yasemin hoş geldin. Sistem teorisi diye bir şey var. Sistem, bir kişinin kendi başına ilişkisi, monadik bir ilişki. Benimle kurduğu ilişki, diğer iki ilişki. Şu anda bir üçgen oluştu. Triangüler ilişki. Onlar da onlar var. Siz varsınız. Sistem ilişkisi ve evrenle kozmolojik bir ilişki var. Transcendental ilişki. Bunlar her çok aktif, iç içe geçmiş sistemler. Bazen bunlardan
monadik duygularımız, bireysel içsel acılarımız, öfkelerimiz, kızgınlarımız daha çok zihne egemen olur. Hemen ardından bir saniye sonra diyelim ki ya şerefsiz bakkal bana da böyle dedi, kazıklatmış der. Ardından aa evine geldi, evine gelince böyle oldu, tarihine böyle değişti şekli üçgene dönüşür. Sistem her an böyle bir harman içerisine gider. Bu harmanın içerisinde biz ağırlıklı olan kokuları, monadik, diyadik, triangüler veya da sistem yapısı itibariyle nelerin daha etkin olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Emine'ye dedim ki, bu sürede ne düşünüyorsun? Ne dedim Emine? Hep unuttum söylediğimi. Arkadaşım, durumu ne gibi düşünüyorsunuz diye bir şey söyledim. Ha, böyle bir şey söyledim, sen de unutmuşsun. Hangi durumu dedi? Şimdi hangi durumu? Şimdi bunu, bu soru, bu sorunun özelliği yok yani, soruya kafayı takın, herhangi bir soru sorabilirsiniz. Bazı danışanlara şöyle dedim, bak 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 derim, hocam tamam der, başlarlar anlatmıyor. Lan daha soruyu sormadın lan, soruyu sormana gerek yok ki ona. O zaten kafasını anlatacağını anlatacak, senin sorunu sormuş kalmıyor. Bazı bireyler seni hiç dinlemezler, kafasında senin ona sorduğunu zannettiği soruların cevaplarını verir ya seni aydınlatır. Seni aydınlatır. Bu bir yapı. Bazıları bu konuda ne düşünüyorsun dediğinde hangi konuda der? Netleştirir. Bu konu derim ben de ona. Netleştirme. Ya hangi konu der? Vallahi bilmiyorum. Buradan derdim şu. Konuları seçme özgürlüğünü içerisinde yalnız başına yapabiliyor mu? Yoksa mutlaka benim köşeli bir şekilde, isim neydi? Hamdi. Hamdi Bey'in saç tıraşındaki sakal duruşuyla ilgili estetik ve son dönemdeki modayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Böyle bir yapılandırılmış ne? Yönlendirme mi istiyorsun? Eğer böyle bir yönlendirme istiyorsa benim hipotezlerim farklı yere gidecek. Yok benim gözüme bakıp acaba hangi soruyu sormuş olabilir diye merak ederek benden bilgi aldıktan sonra buldum buldum diye sevinen bir çocuk olabilir. Veyahut da hocam konuyu söylemediniz ama bence daha çok Hamdi Bey'in yüzündeki o güzel ifadeyi değerlendirmek isterim. Yani buraya gelmiş olmaktan dolayı tatlı bir tebessüm var ama arkada bir hüzün hissediyorum. Bu konuyla ilgili görüşlerim var diyerek konu seçimini kendi yapma özgürlüğünü kullanıp kullanmadığına bakıyor. Bak dikkat ederseniz şu ana kadar içerikle ilgili bir şey konuşmadı. İçerikle ilgili bir şey konuşmadı. O zaman diyorum ki benim daha sorum sormadan, sorumu duymadan bir cevap vermeye yetişiyorsa işin çok zor oluyor. Dinlemeyen bir insan mı? Çünkü annesi de onu hiç dinlemedi. Dinlenilme denen bir kavramı bilmiyor. Eğer dinlemeye başlarsa yok olacak. O zaman yok olmaktan ziyade silahını erken çekip beni yok ediyor. Beni dinlemiyor, kendisi konuşuyor. Bu ağır bir sıkıntı. Çocuğun bundan başka çaresi kalmamış. Şimdi annesi çocuğu hiç dinlemeden işte şunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım falan falan diye azarlıyor. Düşünün böyle bir anne modelini. Hepimizde vardır aslında. Daha derdini anlatamazsın. Makinenin silah gibi saldırıyor. Çocuk bir sözü ergenliğe geldikten sonra ne yapıyor? Daha içeri bir ay bunu yaptın da yapmadın da falan diyor. Oğlum ya nasıl olur diyor, kızım nasıl olur diyor. Daha onu da dinlemeden söylüyorsun, söylüyorsun. Annen de böyle çocuk saldırıyor. Ne yaptı? Annesinden öğrendiğini aynı annesine uyguladı. Annesi kendini çaresiz hissetti. Yıllarca o çocuğu çaresiz hissettirdiği gibi. Bu çocuk neyi öğrendi? Çaresiz hissetmektense başkalarını çaresizliğe sürüklemek daha kolay bir olay. O zaman hiç kimseyi dinlemeden habire fikrini empoze eden, dünyayı yöneten, her işi bilen insanlarla karşı karşıya kalır. Tamam tamam sus, bu böyle olur. Bu arkadaşlarımızı biliyoruz. Yani o zaman sizin ne dediğinizi anlamadan, sizi dinlemeden, kafasındaki yapının mutlak doğru olduğuna inanan bir yapıyla konuşmaya başladığında sizin sorununuzu bitirmeye dair tahammülü yoktur, cevabı yetiştirirler. O zaman deriz ki Emine, güzel Emine bak sen eğer böyle gidersen ilişkilerin hep bozuluyor. Bak dördüncü işten atıldın. İki sevgilin seni terk etti. Burada sanki biraz da problemin bir kısmı seninle ilintili olabilir mi diye benim aklıma geliyor. Zaten bu soruyu söyleyebilmek için epeyce bir zaman söyletmezsin size yani. Keserim. Hocam niye ay ay dün şerefte şöyleydi böyleydi başta.
Emine günün birinde benim sorumu dinlemeye başlar, benim de işbirliği yapmaya başlar. O zaman insanları hiç dinlemediğini, bunun kaynağında çocukluğunda kendisini hiç dinlenilmediğini ayırdığında olarak acılı bir sürece başlar. İnsanları dinleme egzersizleri başlar. İlk egzersizde terapide seansta terapisti dinlemeyle başlar. İkinci bir nokta, dinliyor, çok dinliyor. Gözünüzün içine bakıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz diye soruyorsunuz. Hangi konuda diyor? Hamdi Bey konusunda. Hamdi Bey'in hangi konusuyla ilgili? Kendisine iradi bir kaynakla yol çizmek yerine sizin ne düşündüğünüzü ve ne beklediğinize odaklanıyor. Burada da kendilik yok. O zaman annenin ne beklediğine bakıp annenin gözünden onun istediğini tahmin ederek ona uygun bir cevap verme mecburiyeti olan bir kendilik geliştirdi. Peki hayattaki tercihlerini kim yaptı bunu? Başkalarının gözüne bakarak yaptı. Anne, baba, öğretmen. Ne mesleği kendi mesleği, ne kocası kendi kocası, ne elbisesi kendi elbisesi, ne saç stili kendi saç stili. Neyi çarpıyor? Ben bana saldıracak şimdi. Emin o soruyu sormayacaktı. Giy alalım. Fark etmez, o zaman da fizyon da olurdu. Evet. Süpaniye bağlanca biz zaten biliyorsun. Süpani geldi. Evet, kurtarmak istiyorum. Elinde canlı. Şimdi o zaman kişinin sorduğu sorarken iki şeye bakıyoruz. Bir, kelimelerin anlamları. İki, bunu yaparken beden dili nasıl? Beden nasıl? Bizim ilk kimliğimizi oluşturan şey beden postürümüz, bedendir. Hafıza kayıtları, henüz daha kelimeleri sol beyinde simgeleştirme özelliğine ulaşmadığımız dönemlerde tüm yaşantılarımız bedenimize hafıza olarak kaydedilmiştir. Bu şöyle değil, yani bir bankada kilitli kasa var, orada hafıza var, öyle değil. Korku yaşadığınızda korku bir anda hormonal patlama yaşar. Korku bir ses olabilir, bir koku olabilir, bir tehdit olabilir, anne babanın kavgası olabilir. Bunu yaşadığınız andan itibaren vücudunuzdaki hormonal bir patlama vücudunuzun her yerinde duygusal etiketlemeler yaratır. Bu etiketlemeler yıllar sonra benzer bir olayla ilgili bir gürültülü ses, iki insan birbiriyle kavgası olduğunda sebebini bilmediğiniz bir şekilde bir içinizde daralma olur. Otobüste mesela karı koca tartışıyorlar. Siz orada şey tutmuşsunuz, kalabalık bir otobüste. Onların tartışma sesi yükseldikten sonra bir anda kendinizi çok kötü hissedersiniz. Başınız döner, kalbiniz çarpmaya başlar. Ne var? Benimle ne alakası var? Alaka ne? Çocukluk döneminde, bebeklik döneminde anne baba kavgalarının, evde huzursuzluğunun yapısı, çaresiz bir çocuğun hormonal yapısıyla bütün bedeninde mühürlenme yarattı. Onu çağrıştıracak olan nöronal bir yapı direkt olarak o güne sizi tekrar götürür. Baş ağrıyor. Yani insanın başı ağrımaz arkadaşlar. Karnı ağrımaz insanın, sırtı ağrımaz. Normal bir insan. Durduk yerde bir baş ağrısından söz konusu ise, bir baş ağrısı söz konusu ise, bunun arkasında bir bit yemeği var. Ne zaman ağrıyormuş? Hangi günler ağrıyor? Ne olduktan sonra ağrıyor? Hangi datalar geldikten sonra ağrıyor dediğinizde, bunun arkasında bir hikaye vardır. Bu hikayeyi çıkar. Orada gayet hoştu Emine. Buraya geldikten sonra birdenbire şey döndü. Nevri mi döndü derler? Yok onu demiyorum, o nevri biraz sinirli. Yine uyumlandı yani. Beden dili ciddiyet kazandı. Ciddiyet kazandı. Ben ne dedim ya, şu ciddiyeti bırakın ya. Şu nefes almayı bırakın ya. Yatakta, evinizde, koltuğunuzda, televizyon seyrederken nasılsanız, burada da öyle olur, biz de öyle olalım. Olamıyoruz. Niye olamıyoruz? Süper ego durduruyor, yaşantılarımız durduruyor. Bir sürü hikaye var. Hikaye var. O hikayeler perspektifinde biz bir şekilde sıkıntılanıyoruz. Evet, Hamdi Bey hakkında ne düşünüyorsun? Hangi konuda? Peki bu kadar duralım. Burada da duralım. Espri, espri güzel bir şey. Espri güzel bir şey. Espri birçok çatışmayı çözer. Eğer
alaycı bir espri değil de, bazı insanlar alaycı espri yaparlar, diğerleri incitmek için yapar. O değil de, ortamı yumuşatmak için yapılan espri kadar güzel bir şey yok, hikaye yok. Bunu yani birçok bizim menkıbelerimizde, halk hikayelerimizde çok görürsünüz. Sana söylüyorum, kızım Selam'la hikayesinde olduğu gibi. Espri, aradaki çatışmayı rahatlatan çözen bir yol. Şimdi ne yaptı espriyle? Bir cevap verdi. Bu espri, ben de güldüm, o da güldü. Neden ihtiyaç duydu bu espriye şimdi? Biraz daha rahatlamak için. Neden biraz daha rahatlamak için? Netlik yok hali. Şimdi espri... Biraz sıkıştırmıştık. Altından profili değiştirmeye yönelik bir şey olabilir mi? Öyle bir olabilir, olabilir. Bak güzel güzel tespitler geliyor. Buradaki renk katmak istedi belki. Renk katma, bir renk katma. Fakat burada da şuna bakıyoruz. Neyden sonra geliyor? Hangi olaydan sonra geliyor? Yani sırası önemli. Olaylardaki tepkilerin sırası önemli. Yani başta niye espri yapmadı da şimdi yapıyor? Sizin onlar da espri yapabilirdi. Nasıl? Sizi gergin hissetmiştir. Beni gergin hissetmiştir. Ya da kendini gergin hissetmiştir. Şimdi ne oldu? Ya içinde dedi hoca onun üzerine o kadar çok konuştu ki içeride bir şeyleri karıştırmış olabilir. İçinde kendi kendine hissettiği gerginlik hisleri hafifletmek belki de daha güçlü nefes almak aslında balığına gibi suyun yüzüne çıkmak o derin nefeslerine espriyle kendini rahatlatma yöntemi. İçindeki anksiyeteyi hafifletme yöntemi olarak espri yaptı. Ve biz geçtik. Ama ben geçmedim, hainlik ettim yine. Televizyonda bir şey, her an hainlik etmeniz lazım ki. Hastanın her yaptığı davranışı, düşünceli ve duygunun arkasında bir başka hikaye var mı, beraber bakalım diye soruyor. Şimdi, aynı hamileye sorduğum gibi, ya bu espriyi her zaman yapar mısın yoksa bu esprinin, şu anda yaptığın esprinin diğerlerinden farkı var mı? Yapar. Bu şekilde sana ne hissettirir bu espriler? Ortamı yumuşatma herhalde. Ortamı. Başkalarını mı yumuşatma, kendini mi yumuşatma? Önce kendini. Peki. Genellikle bu tip espri yapma yeteneği daha güçlü olan bireyle klinik tecrübe, seninle ilintini söylemiyorum ama sen üzerine alın, sana alın bana ne? Anne babaların kavgalı ortamlar veya kardeş kavgalı ortamlarında çocuk barıştırıcı ve yapıştırıcı rol üstlenir. Tam bebeklik döneminde. Muziplikler yapar. Bir takım çocukların çok çeşitli stratejileri var. Bir çocuk evde muziplik ve espriler yapıyor. Şarkılar söylemeye başlıyorsa fakat her ne hikmetse böyle ortamın gerildiğini hissettiği anda bunlar aktifleşiyorsa çözümü bu yolda bulmuş çocuk anne babanın kavgası duruyor. Veyahut da çocuk 15'te bir, haftada bir, 3 haftada bir ateşleniyor. Paldır küldür hastaneye kaldırıyorlar. Tetkikler yapılıyor, fazla bir şey işte hafifçe bir var. Üçüncü doktor bir isim koyamıyor. Bakarsanız çocuk ayrılma riski içerisinde olan dönemlerde ateşlenerek anne ve babayı kendi hastalığıyla bir arada tutmaya çalışır. Bu çocuklar kronik hasta olurlar. Veyahut da anne babasıyla ilgili sıkıntılı ve kavgalı bir ortam varsa babayı yatıştırabilmek için alkol alan bir baba vardır, işte şiddete eğilimlisi bir baba vardır. Hemen o gün aldığı başarılı notları getirerek annesini ve babasının önüne koyar. Aa aslan oğlum, aslan kızım olur. Burada da başarıya mahkum bir çocuk çıkar. Başarı ne gerçek bir başarıdır, espri ne gerçek bir espridir ve diğer geliştirmiş olduğu stratejiler ne gerçek bir stratejidir. Tek derdi acıyı hissetmemek için anne ve babayı yatıştırma yollarından bir tanesi. O zaman yaptığımız her eylemin arkasında çok farklı nedensellikler olabiliyor. Şimdi ben soruyorum. Espriyi bir şekilde insanları yatıştırmak ve sakinleştirmek bir çimento görevi göre gerçekten de espri yapan arkadaşlar diğerleri tarafından sevilir, sayılırlar, kabul edilirler ve aranan kişiler olur. Fakat kendisi de bir taraftan eğer belli bir anksiyete ve sıkıntıya girmişse bu bağlamda da kendini yatıştırma birinci çünkü çıkış yapacak. Espriyle başladığı zaman herkes gidiyor, relax oluyor. O relax'tan sonra bir fikir ortaya atması daha kolay olur. Bu daha çok bildik bir stratejiye geliyor, benziyor. Öyle mi? Evet.
Peki. Ne konuşuyorduk seninle? Biraz önce eski yapanla ilgili konuştuk. Onun öncesine aldığım durumu sordum. Sen bir cevap veriyordun, cevabı kestim ben. Kanka ile ilgili ilk sorduğunuz aklıma birkaç tane şey geldi aslında. O yüzden hani hangisini seçeyim diye düşünürken de soru sorduğum gibi gelecek ama bu savunma gibi ağladım. Hangi ile ilgili iki tane temel şey düşündüm aslında. Birincisi arkadaşının durumuna gerçekten üzüldüm ve hani o da sizin yorumunuz da düşünmek de çok önemli bence de. Onun dışında terapiye gitmesi ve doktorlar terapi almazsa çok kolay gitmezdiniz. Onu düşünüyordum. Bir tane temel şey vardı aklımda konuştuğumuz gibi. Sonra golüne geldiniz. Söyleten konusu vardı. Ama en çok hani arkadaşın mevzusu daha çok beni duygusu olarak etkiledi diyebilirim. Üzüldüm yani. Geçmiş olsun bu arada. Evet. Evet. Ne iki tane anladın? Bir tane de sizler alıyor musunuz? Sahneye çıkanlara veriyorum sadece. Yemek yiyemedim ya. Şekerim var, bir şey diye korkuyorum. Herkes bir anlamı olduğunu düşünecek şu anda. Hiçbir anlamı yok, sadece açım. Arkadaşlara dedim bir ufak bir küçük bir şey getir, sağ olsun bir şeyler getir. Altından ne çıkacak diye bekliyoruz. Yok, bunun altından benim diyabetim çıktı sadece. Yemek yemedim. Ayaktayım da. Onu kontrol altına almak için diyorum. Arkadaşlara da ikram ettim. Onların sağ olsunlar kabul ettiler. Evet. Başka neler diyorsun? Başka şey mi yapacağım? Canınızı sağ olun. Peki. Buraya geçelim. Evet, sizi tanıyalım. Unutmuştum, tekrar tanıtayım. Duralım istersen burada. Anla değil, niye çektin? Sana böyle çok vahiyim. Niye vahiyde? Diyorsun ki dur durduğun yerde. Gazdan oluyor ki. Peki. Dolaptan beri duruyordu ya, şimdi niye durmadı? Dolaptan beri çok yerleştirdim. Öyle mi? Fark etmedim o zaman. Size karşı gardını aldı hocam. Sizi tanıyalım. Çiğdem Çakar. Onu hocam. 33 yaşındayım. Psikolojik danışmanım. Evliyim. Bir kızım var. Çiğdem, neden insanlar sosyodemografik bilgiler verirler? Biz bunu istemiyoruz, bunu biliyorsun. Yani neden insanlar böyle kolay ve hazırdaki böyle bankın önündeki malzemeleri verir diye böyle ya kilo bilmem ne falan. Bunlar lazım değil bana ya. Ben seni tanımak istiyorum. Sadede gelinmek istiyorum. Peki sadede gelelim. Seni tanım, sen kimsin? Niye gidiyor? Nereden başlayacağım? Ailesine düşkün bir insanım. Tabii evlenmeden önce annem, babam ve kardeşim, sonrasında eşim ve kızım şu anda. Hayattaki öncelikleri düşündüğümde öncelikle ailem geliyor. Kendim tabii ki. Daha önceki zamanlarda hani kendime çok değerlerini daha fazla düşürdüm ama artık bunun yanlış olduğunu fark ettikçe, biraz bu mesleğin içine girdikçe belki de. Kendini heder mi diyordun daha çok başkaları için? Evet, yani fedakarlık dediğimiz şey bazen de abartıyordum. Çok yakın bir dostumdan bununla ilgili yaklaşık bir 7-8 aralıklı hala bir sözü duydum. Çok yakın bir dostumdan bununla ilgili bundan 10 yıl kadar önce fedakarlığımla ilgili çok fazla yaptığına dair bir şey duymuştum biliyorum. Kim o? Yakın akraban falan mı? Yok, arkadaşım, dostum. Dedi ki çok vericisin dedi, çok fedakarlık yapıyorsun, yani, kendini yok edecek kadar. Bu kadar fazla değil mi? Bu kadar fedakarlık sence fazla değil mi? O söz hep benim için bir yerde durdu. Hani bir kulağımdan gidip kulağımdan çıkmadı. Yıllar sonra biz onunla tekrar aynı şehire geldik. Şu an çok yakında oturuyoruz. O araya bir zaman girmişti. Yıllar sonra tekrar bir gün bir konu oldu ve ona aynı sözü söyledim. Dedim ki mesela sen bunu bana hatırlıyor musun? Yıllar önce de söylemiştim ve ben bunu hiç unutmadım. Sonrasında da sanırım onu çok dikkate aldım ki biraz daha kendime önem vermeye başladım bu anlamda. Yine de bunu tamamıyla başarabiliyor muyum? Hayır. Bazen başaramıyorum ama geçmişime baktığımda aslında bunda da bir yol kat ettiğimi de görüyorum. Şu anda da örneğin eğitimimize başlamamın en önemli sebeplerinden biri kendim için. Aynı Hamdi Bey gibi biraz da ben de kendi içime dönmek, kendi içimdeki çözemediğim ya da farkına varamadığım konular, noktalar neyse bunları keşfetmek, kendimle yüzleşmem gerekir, yüzleşmek değil. Eğitim esnasında belki farkındasınızdır, genellikle çıkmaya çalışıyorum.
Evet biliyorum bazen sert de olsa bir yüzleştirme gibi bir şey gelecek sizden ama ben onu yaşamak istiyorum aslında. Çünkü bunu yaşamam gerekiyorsa da sarsılacaksam da dağılacaksam dağılayım ki bunu artık aşayım diyorum. Peki Çiğdem'in bu şekilde kendini böyle ben kendimi inceleyeceğim, yorumlayacağım, açığa çıkaracağım, düzelteceğim şeyin mantıklı buluyor musun? Evet. Kaç kişi mantıklı buluyor? Mantıklı bulmayanlar kimler? Neden mantıklı bulmuyorsun? Her şeyin uç noktaları olduğu gibi hani yani sürekli bana şu örneği verdi. Kot pantolon giyersiniz veyahut da üzerinizdekilerin renginden konuşalım. Onu sürekli düşündüğünüzü düşünün. Hani neden buna giydim, neden buna giydim, neden buna giydim. Bu da bir noktada hani patolojiye... Saplantıya doğru dönüşüyor. Saplantıya doğru çeker. Evet hani farkında olmalıyız, ona bakmalıyız. Ancak hani hanımefendinin yaptığı gibi sürekli o konuya da girersek bu da... Hani, bir başka saplantı. Evet. İki, umarsızlıkla bu şekilde saplantı arasındaki spektrumda nerede olduğunu nasıl anlarız? Yani gerçekten bir ihtiyaca binaen kendisini irdeliyor mu? Yoksa bir saplantı noktasına varana kadar bu sefer de bir başka bende ne var, bende ne var, bende ne var, bunu niye yaptım, bunu niye yaptım, bir obsesif takıntıya dönüşmediğini nasıl anlarız? Buyurun. Eğer iyileşmek için bunu yapıyorsa, yani sadece iyileşmek için yapıyorsa sıkıntı yok. Ama sürekli bunu hani defalarca yapıyorsa orada bir sıkıntı var. Yani. Sor bakalım kendisine nasıl yapıyormuş? Yani kendisi daha iyi biliyor. Sen mesleğin ne? Klinik psikolog. Tamam, şimdi terapistsin. Danışanın karşısında ve cevap onun içinde. Derdimiz bir saplantı halinde mi? Saplantısı bunun önüne geçmemiz lazım. Yok, optimal bir şekilde kendini irdeleyerek içgörü kazanmak için canı da yansa orada durup onu anlamaya çalışıyorsa bunun devam ettirilmesi konusunda destek vermemiz lazım. Bir klinik psikolog olarak Çiğdem'in bu davranışının ne olduğunu nasıl ayırt edersin? Bir soru sor veya soru onun içinde, cevap onun içinde biliyorsun. Ne dersin? Bunu irdelemek için sürekli peşinde oluyor musunuz? Sürekli bununla uğraşıyor musunuz? Sürekli derken yani öyle çok hayatımı etkileyecek boyutta değil tabii ki. Normalde benim de bir hayatım var, bir çalışma hayatım var. Evde anne rolüm var. Hani farklı rollerim var. Normal hayatımı yaşıyorum ve hani olumsuz etkilemiyorum ama zaman zaman tabii ki kendimle baş başa kaldığım zaman bazen yattığımda bununla ilgili işte kitaplar okurken de fark ediyorum. Hocamızı dinlediğimiz yani, zamanlar, yani çok uç boyutta değil aslında. Bu sadece dediğiniz gibi hocam, biraz daha içgörü kazanmak, farkındalığımı geliştirmek için yani, böyle bir seminerde, abartılı boyutta değil yani. Böyle bir seminerde ya da başka bir yerde, sürekli kendinizi düzeltmek için sürekli uğraşır mısınız bu durumda? Ya onun sebebi aslında sadece kendini yüzleşmek değil. Dediniz ya deneyimlemek için mi geldiniz? Evet, deneyimlemek için geldim. O deneyimi de kazanmak için. Çünkü buraya çıktığımız zaman biraz daha farklı öğreniyorum ben. Daha kalıcı oluyor benim için burada anlatılanlar. Sizi tatmin etti mi cevaplar? Yani biraz. Biraz. Peki. Siz sorun bir saplantı olup olmama ihtimalini nasıl araştırırsınız? Ya, şu an saplantılı olduğunu... Yok. Arkadaşa devrettim. İsim neydi? Tuba. Tuba. Yani değerli klinik psikolog arkadaşım dedi ki saplantı olmayabilir, içgörü için yapılabilir. Onu ayırt etmek için her zaman mı oluyor, devamlı mı oluyor diye sorular sordu. O da dedi tek değil dedi. Buraya çıkmamı nedeni deneyime dayanma öğrenme sistemini daha çok öğreniyorum. Bazıları işitsel öğrenir. Ben daha çok deneyimle öğreniyorum. O nedenle bu fırsatı kaçırmak istemedim dedi. Sen de bir saplantı olma ihtimali düşünüyorsun. Öyle düşünüyorum. Bunu tespit etmek için de şu sorular sorarsın. Açıkçası benim aklıma biraz önce şey sorusu geldi. Hanımefendi biraz önce bahsederken bu tarz seminerlere geldiğinde sürekli çıktığını ve bu tarz bir içsel hani iç dünyasına girmeye çalıştığını söylemişti. Ben şu soruyu sormak isterdim mesela kendisine. Peki bu durumda yani şu an mesela kendisini tatmin olmuş, haz almış ve mutlu hissediyor mu? Hani bunu sormak isterdim. Güzel. Ki... Arkasında bir hipotezim var ama bu sorundan gelecek cevaba göre. Soralım. Buraya çıkmış olmak istediğine haz almış, mutlu etmiş, keyifli etmiş gibi hissediyor mu bu deneyim? Kısmen şu an. Kısmen derken ben senin adına soruyorum. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Hangi deneyimleriniz, özür dilerim hocam. Hani çıktığınızı söylemiştiniz. Onları mesela düşündüğünüzde. Yani... Bir kere şunu netleştirelim. Her git
ettiğiniz toplantıda bu şekilde deneyimlemek için sahneye çıkıyor musunuz? Ha, çıkıyorum. Bunu eksplorasyon yapalım. Yani buna eksplorasyon deniyor çünkü buradan çıkış alıyor senin hipotezi. Bugüne kadar mesleğe atıldığınızda, öğrencinizde bugüne kadar her toplantıda kim var dediklerinde mutlaka elinizi kaldırıyoruz. Şimdi bir hipotezimiz değişti bak. Yüzde kaç kaldırıyorsunuz? 100 toplantıya gittiyseniz kaçını da kaldırdınız? %55. Yarı yarıya. O %50 kaldırmadığınızda %50 kaldırdığınız arasındaki fark ne? Neden yani, kaldırmadınız, neden kaldırdınız? Şimdi terapötik olarak onun iç dünyasının analizini yapıyoruz. Daha çekiniyordum belki hani onunla ilgili çekincelerim vardı. Sonrasında biraz daha zamanla bunu aşmaya başladım ya da o topluluk önüne çıkmak da çok kolay olmayabiliyor. Peki o zaman bak hipotezi biraz daha toparlayalım. Sizin zannettiğiniz gibi bunu bir saplant haline getiren birisi değil. Ben sahneye çıkmadan o kadar korkuyordum ki ilk bu mesleğe başladığımda ölümdü benim için. Fakat bir gün ne olduysa %51 olduğu için de kaldırdı o eli. Böyle el böyle kalkar. Aynen. Böyle kalkar. Lanet olan hoca da görür mü? Gel der. Gel dediği andan itibaren korku basar içinde. Bir hazdan ziyade korku basar. Çıkar. Fakat korktuğu şey başına gelmez. Ya o kadar da şey değilmiş der burada olur. Daha sonra bunu daha rahat deneyimleyebilmek yönünden ve kendi içindeki bu korkuyu atabilmek için bu fırsatları değerlendirip beleş tedavi yöntemi. Yani sosyal bilgisini kırma diyebilirsiniz. Ve onu çıktıkça daha çok kendini keşfetme, anlama ile ilgili bir süreç. Ve bunu fırsat buldukça da daha çok da herhalde güvenli ortamlarda bunu deneyimlemek ve orada kendisi bir miktar yapılandırdığı için bu fırsatları kâra dönüştürmek gibi rasyonel bir perspektiften bahsediyor. Ben öyle anladım söylediğimi. Buna bir saplantı diyebilir miyiz? Peki, her çıktığında haz alıyorum, her gece kaçırmıyorum deseydi hipotezin neydi? Arkadaşım bir hipotezle ilgili bir soru sordu. Yani ben açıkçası şöyle söyleyemedim şu an Fatih. Haz almak hani mesela biraz önce sizin söylediklerinizden de kafamda oluştu. Hani dedim acaba hocam maşallah mazoşizm. Mazoşizm. Bir türlü söyleyemiyorum ben. Kendisine böyle acı verdirmek, böyle kendini böyle didiklemekten keyif alan bir şey olabilir. Kendini sürekli didiklemek diyelim. Didiklemekten bir noktada zevk mi alıyor? Evet. Uç noktası. Bu olabilir yani. Uç noktada her gittiği yerde böyle acıların çocuğu gibi kendi içine işte ben anam beni dövdü, babam beni dövdü, şu oldu diye hikayeleri her yerde anlatıp herkesin ona üzülmesinden duyulan mazoşist bir haz olabilir mi? Böyle bir tablo çıkmadı ama olabilir. Böyle bir hipotez. Yani soruların terapist arkasında bir hipotez kurarak sonra o sorudan sonra ya hipotez doğrulanır ya da yanlışlanır. Ama bir şeyi dayatmaz terapist. Dayattığı andan itibaren terapistlikten çıkar, onu etkisi altına almaya çalışan, hegemonya kurmaya çalışan bir başka kişilik bozukluğuna dönüşür terapistin kendisi. Terapist olabildiğince saf bir şekilde malzemenin ortaya çıkmasına aracılık eden bir pozisyonda durabilmektir. Evet. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Eğer %51'in üstündeyse bunun arkasında bir patolojik durum olduğunu söyleyebiliriz. Yani diyor korkuyordum diyor. Çıkmaya korkuyordum. Bu irdelenecek bir konu. Yani özgüvenim yoktu. Oraya çıktığım zaman çıkamıyordum. Bir gün cesaretim çıktı. O cesaretim gittikçe arttı. Arttıkça çok şey kazandım, kendimi tanıdım. Tanıdığım şeyleri fark ettikçe de kendimi daha iyi yapılandırdım. Yolun açık olsun diyeceğiz herhalde. İtiraz eden var mı? Çıkmasın bir daha. Evet, peki çıksın. İsim neydi? Ümit. Ümit hocam çok olgun bir şekilde çıkmasın da hayır var. İyi. Bunda bir patoloji görmedim dedi. Ölüm bastı. Ben de kalın dedi. Peki. Seval. Şöyle bir yürü bakayım şuradan. Şimdi yüzündeki bakışı gördünüz. Niye dur orada bir. Herkesi oturttunuz. Bana yaptığın teklife bak. Yani maymuna döndürdün. Şu kadar insanın içinde. Bu kadar insanın içinde. Aramızda bir hukuk var. Niye gülsün? Hocam ya. Ama gizli de bir keyif hali de var ortada. Hadi bir yürü bakayım böyle bir salonda görelim seni. Bakmayın. Teşekkürler, hoş geldiniz efendim. Şöyle bir yürü bakalım. Evet, yeni anne oldu Seval. Anlatabildim mi? Ben toparlamış görünüyor. Sayınızda.
seni bir tanıyalım. Tanıtmıştım kendimi ama o fırsatı iyi değerlendiremedim heyecanından. İyi oldu ikinci geldi. Sanırım bunu da değerlendireceğim çünkü heyecan Peki, artıyor. Peki bir soru sorayım mı sana? Evet. Dayanak yok burada yani. Hayat bir çok önemli bir ihtiyaç. Ben bakıp dayanacak bir şey buldum. A4 kağıda ismini yazarken kağıdın neresine ismini yazarsın? Boş A4. Boş kağıt, sınava giriyorsun. Sadece adımı yazacağım. Hayır, sınava gireceksin. Kağıt doldurdular ya, bir kod yazarsın, kompozisyon yazarsın. İsmini nasıl yazarsın, nereye yazarsın? Sol en üstte. Sol üst. Sol en üstte yazdığın yerde isminle kağıdın bittiği nokta arasında ne kadarlık boşluk kalır? Anlamadım hocam. Bir daha. Şu kağıt, sol üstte yazıyorsun. Evet. Şurası bittiği nokta, senin adın başladığı yer. Adının başladığı yer, sol tarafta ve üst tarafta ne kadar boşluk kalır? Kaç milim, kaç santim, kaç metre? Mesela şurası A4 kağıt, ismini sol köşeye yazdı sahneye. Ne kadar kalır? Altta, üstte. Altı da söyle, üstü de söyle. Yani şey, A4'te bir santim üstten, bir santim yandan böyle yazarsın. Tarihin nereye yazarsın? Tarihin. Adımın hemen altına yazarım onu. Hemen altına yazarsın, gayet. Peki, bu geniş geniş ferah ferah mı yazarsın? Bazıları böyle uzatır. Yok, ferah yazma. Nasıl yazarsın? Biraz ekonomik kullanmaya çalışıyorum. Ekonomik kullanmayı. Ben merak ettim. Herkes tahtaya gelirken sen niye o sol köşede oturduğunda? Emine ile uyumlandım galiba. Oraya oturunca arkasına sıvışma ihtiyacı. Niye diğerleriyle uyumlanmadığında onunla uyumlandın? Onun arkasına sıvışma ihtiyacı. Diğerlerine gelmişti. Öndekilere uyumlanırdım genelde. İşte onun burada bir dayanak Peki. olacaktı galiba önümde. Onun arkasına sıvışma ihtiyacı hissettim. Bir tarafını masaya böyle dokunmaya çalışıyorum yakın mesafede. Sten diye bir adam var. Mikro analiz de makro analiz de diye bir hikayesi var. Kursiyer arkadaşlarıma çok anlattığım için bilmiyorum. Fraktal geometri duydunuz mu hiç? Fraktal geometri. Geometriyi bilen var mı? Evet, işim diyor geometri. Üçgeni, kareyi, dikdörtgeni, kübü biliyorsunuz değil mi? Bana şu Uludağ'a gittiğimizde bir üçgen ağaç gösterebilir misiniz? Kare bir kök gösterebilir misiniz? Küp olarak bir dağ gösterebilir misiniz? Bir koni, tepe gösterebilir misiniz? Böyle tam böyle olan. Doğada öyle bir şey yok arkadaşlar. Doğada bizde geometride öğretilen üçgenler, kareler, dikdörtgenler, küpler yok. Doğa bunların karmaşasından olan elipsoid yapılardan oluşmuştur. Geometri kafamızdaki tasarımlar üzerinde işte bunu kare şekli yapabilirsin. Ama doğanın taşlarında böyle tam kare bir taş, 60'a 60 taş bulamazsınız. Bir ırmağın içini arayın, yıllarca böyle 60-60 tam kesim olmuş bir tane şey bulamazsınız eğer bir soruya kale bulduğundan bir terapi koymamışsa. Bu şu demek, doğanın bu halini anlayabilmek için geometri çalışmaları yapıldı. Doğanın kendi şekil dizaynının da özel bir geometrik tasarım olduğu ve bunun da bir matematiği olduğu ortaya çıkan fraktal yapı. Fraktal yapı, doğadaki görmüş olduğumuz her türlü şekilleri, tabiat olaylarının, ağaçların, damarlanmaların bir kendisine matematiği olduğu ve bu matematikte basit bir formülü kendini çoğaltarak büyük devasa evreni oluşturabilecek bir yapı oluşturduğunun farkına varalım. Basit bir formül bütün evreni oluşturabilecek fakat aynı kaynaktan doğan bir sistem yapısı olduğu gibi fazla girmeyeyim oraya. Akşam baygın ben sizi. Bunun aynısını insanoğlunun davranışlarında olduğunu ufak bir yerdeki hareketi bütün hayatında egemen oldu. Yani Sten seansa gelen hastasının bir dakikalık veya iki dakikalık gözlemini yapar. Buraya Hamdi Bey geldiğinde nefes alması ve beden dili donup kalması, espriye dönüşmesi, daha sonra normalleşmesi, demografik olarak bilgilerin öncelikle masanın önüne sermesi,
bir köşeye oturarak köşede durması hayatının her yerinde her zaman yapılan döngüler olduğu anlaşılmıştır. Yani siz herhangi bir eşyayla konuşurken benim buradaki yürümem, bu paketi almam her yerde aynıdır. Tabii sabah yine burada arkadaşlar sordu. Hocam dedi bu kadar dedi insanların iç dünyasına duhul etme, onlarla ilgili nonverbal ve verbal iletişim hayatta nasıl kalıyorsun sen dedi. Yani karın ne yapıyor, çocukların ne yapıyor, manyaklaşırlar dedi. Ben de dedim para vermeyenlere bakmıyorum. Ayrı ayrı kendilik tasarımları vardı. Bu bağlamda markette alışveriş yaparken market arabasına eşyayı koyan insanlara gözüm gidiyor benim. Diyorum, bu terapist değilsin, dur şimdi marketten sen yumurta alacaksın. Fakat oradaki arabayla sürerken oradan tezgahtan alınan malzemenin elin ritmi, alış şiddeti ve oradan çekiş şiddeti ve arabanın içine bırakılma şiddeti bende derin bir üzüntü yaratıyor. Niye? Orada alınan o kadıncağızın bebeği, beşikte yatan bebeği, çekilen ve ayağa kaldırılan bebek bir başka yere, pusete konuyor. Her insanın doğal bir ritmi vardır, bebeklerin de. Annenin bebeğe gelirken, bebeğini hissetseydi, bebeğinin kendisini hangi tonda ve şiddet derecesinde sıkarak ve hangi refleksle atılacağına dair duygusu olurdu. Çocuk bu duyguyu alır, hayvan olur. Öbürleriyle bir anda öbürlerinin ritmine uyma gibi bir türeme özelliği kazanır. Ama annenin kafasında bebeği algılayacak ve anlayacak bir durum söz konusu değilse, ha oradan bir kilo zeytinyağı almış, ha bebek beşikten bebeğini almış. Bu bebek hissedilmemiş hisseder. Fark edilmemiş hisseder. Bedenini bir teneke zeytinyağı olarak algılayacak kadar maddeleştirir. Dolayısıyla markete gittiğinizde oradaki aldığınız bir gofretten, aldığınız bir zeytinyağından, aldığınız bir petten hangi süratle oraya gidiyorsunuz? Oradan çalıdan koparır gibi koparıyorsunuz? Yoksa müzikal mi alıyorsunuz? Estetik mi alıyorsunuz? Veyahut da ağır çekim yapıyorsunuz. Bunların hepsi sizin hayat boyu yaptığınız şeyin küçük bir numunesi. Bana 10 saniyelik bir resminizi getirip bir ömür boyu o fraktal yapımı hayatınızı nerelerde nasıl egemen oldu mesela anlatayım. Çok basit bir şey ama çok tehlikeli bir şey. Hocam bunun değişkenleri yok mudur ama zaman kavramı doğrultusunda? Şimdi fraktal yapıya tekrar döneceğim. Fraktal geometriye. Fraktal geometride burada bir kelebek kanadını çırpar ise Florida'da fırtınalar doğar kelimesinin karşılığı fraktal geometri. Atraktör etkiyle insanlar belirli davranış kalıpları yaparlar. Fakat hiçbir davranış kalıbı bir davranış kalıbına benzemez. Fakat bir marjı vardır. O marj dışarıdan gelen çeşitli etkenlerle marjın boyutu değişmiyor fakat hareketin stili değişiyor. Yani burada ilave bir şey olduğu zaman o sertlik derecesi fazla değişmiyor. Zaman olarak biraz uzalıyor, biraz kısalıyor. Ama aynı sertlik derecesini her yerde buluyorsunuz. Bunu yapmasanız. Şu anda koltuğu sıkıyorsunuz, oturuyorsunuz. Bu hareketiniz her yerde vardır. Birisini el sıkarken de vardır. Yumuşak ve flask. Her yerdesiniz. Yemek yemenize bakın. Hızlı yemek yiyorsanız bütün işleri hızlı yiyorsunuz. Acelecisiniz, telaşlısınız. Sakin, ağır, aheste yiyorsanız biraz böyle lay 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 her işinizi yönetir. Yani bunu atasözlerinde çıkarmışlar insanlar. Bunlar fraktal yapının mikro analizinin makro dünyadaki tekrarlanmasıyla ilintilidir. Çok derin bir konu aslında. Onun için seansta danışanın bir duruşu, bir oturuşu, bir bakışından bir parça fraktal alırsınız, parça alırsınız. Bu parçanın tüm hayata nasıl şamil olduğunu ve bunun nasıl ağır bedeller ödettirdiğini fark ettirmesini sağlar. Zaten hastaya bu yapıyı yakalayıp gösterdiğinizde
Aa gerçekten bunu böyle yapıyorum, bunu böyle yapıyorum, bunu böyle yapıyorum. Sternin örneği, şöyle bir örneği var onun. Sabah kalktığımda diyor hastama sorarım diyor, buzdolabının kapısını nasıl açıyor? Hangi şiddette çekiyor? Hangi şiddette kapatıyor? Aynı şiddet derecesine uygun olan şekilde portakal suyunu alıyor. Portakal suyunu kahvaltı masasına nasıl koyuyor? Ve ağzına aldığı zaman höpürdetmesinin şiddet derecesi buzdolabının kapısını açmak, kapatmak, oradan şişeyi almak, masanın üzerine koymak ve ağzına içme aynıdır. Hepsi fraktal yapının farklı görünümleri. Bu insan dünyadaki tüm diğer insanlara ve kendine karşı da aynı şekilde davranır. Ben anlatabildim hikayeyi. Yani mikro kriz aslında makro krizi çıkartıyor. Onu büyük bir boyutta eşiyle olan ilişkilerinde de aynı bardağı aldığı gibi eşinde öyle alıyor. Ya biraz nazik ol diyor, ya biraz narin ol diyor. Öyle vurma beni diyor, çok üzülüyorum ve kırılıyorum diyor. Yani sözü ağır, şiddeti ağır, anlatabildim mi? Halbuki aynı şeyi biraz daha yumuşak bir kıvamda yapsa buzdolabının kapağını açması da değişiyor. Hepsi beraber değişiyor. Mesela bir şey tezcan olarak yapan eden insanın tahammül alanı normalde daha düşük oluyor. Kesinlikle. Yani bunu kastediyor, bunu kastediyor. Yani siz o bir hareket diye değerlendirmeyin. Bu buzdolabının kapısını açılmış açılması diye değerlendirmeyin. Kaşığı ağzına götürüp götürmez gibi değil. Mesela çok süratli kaşığı götürüyor. Bir başkasını bekleyemez o. Hemen sözü bitsin ister, çabuk yapmak ister, sözünü keser. Aynı şey. Evet. Peki psikoterapi ağır kanlı bir insana daha pratik bir hale getirebilir mi? Mesela ehli keyf ağır kanlı. Böyle bir problem var. Neden öyle değişmek istiyor insan? Efendim? Neden değişmek istiyor? Neden değişmek istiyor? Daha çok şey yapabilmek için. Ehli keyif dedin ama. Niye yani, törpülüyorum canım adam mutluysa kendinden? İşlerinde hiç kendinden mutlu değilse. Mutlu değilse bak Öşan. Önermeni tartıştım ben. Burada da önermeler gelir. Önermeler önce tartışın. Bir şey söyleyeceğim. Ehli keyifse, kendinden mutluysa insanlara hiçbir şey yapmayız biz. Her insanın stili vardır, parmak izi gibi. Kimi yavaştır, kimi hızlı, kendisiyle barışık olması önemli burada. Ama burada bir patoloji varsa ve kişi bundan rahatsızsa. Nasıl? Etiket var bile. Yani çevresi ona sen ağır kanlısın, ağır kanlısın. Etrafından cehenneme, uyumlanmasın etrafında. Kendisiyle barışıksa, kendisini seviyorsa, kendisiyle iyiyse elini öperiz. Yani hızlılık ve yavaşlık o zaman kaplumbağaların hepsini öldürelim, salyomurların hepsini öldürelim, çıtalara yaşam hakkı verelim. Öyle bir şey olur. Şu anda yani okullarda sizlerin yaptığı, ya matematiği iyi bilen çocuklar çok akıllı ama keman çalmayı bilen çocuklar çok kötü. Çünkü matematik yapabilir, üniversite kazanamıyor. Hocam, ben hızlı yürüyorum. Halimden memnunum. Tamam. Sıkıntı yok ama hanım arkamdan bağırıyor. Adam diyor dur nereye gidiyorsun? Beni bıraktın diyor mesela. Niye bağırıyor? İşte beni bekle diyor. O yürüyemiyor bana. Yetişemiyor. Yavaş gelsin. Hocam bir yola gidiyoruz. Şimdi gideceğimiz, beraber gideceğimiz bir yer var. O zaman sana şunu sorarım. İsim neydi? Ümit. Ümit hocam ikinci kez soruyorum. Hayat paylaşımdır. Bir eşle bir karar veriyorsunuz. İyi ve kötü günle beraber olmak kararını veriyorsunuz. Bir şekilde hayatınız sağlıklı ve sıhhatte kalmış. Dinç ve gençsiniz. Yürüyebiliyorsunuz. Ritminiz de Stern'in ifade ettiği gibi hızlı bir ritim. Fakat eşiniz, çocuğunuz var mı? Var. Hamile geçirdi, doğurdu, bir sürü bedensel hasarlar aldı. Sizin kadar çevik yürüyemiyor. İyi ve kötü günle beraber olmaya söz verdiğiniz o hayat arkadaşınızı sizden ufacık bir ricası var. Ya yetişemiyorum sana, istiyorum ama biraz bana uyumlansa diyor. Eyvallah. Sen de diyorsun ki ya sen diyorsun, bana ne diyorsun? Yani ben de diyorum, diyor. Diyorum ya. Ben uyumlansam. O zaman ne oldu? Eşinizin bu ilerisinde haklı bir gerekçe varsa evet. Burada taviz vermek veya da uyumlanmak çok sağlıklılık belirtisidir. Adaptasyon, merhamet belirtisidir. Şefkat belirtisidir, sevgi belirtisidir. Eşler birbirlerine verebilecekleri tavizleri vermiyorsa zaten eş olmasın. Evet. Tabii ki hocam. Hocam tabii ki. Ben şunu demek istedim. Yani ben tamam mutluyum, hızlı yürüyorum ama mutlu olmayan biri var. Onları hayatımı paylaşmak zorundayım. Diyorum yani, ki orada senin yavaş yürümen, yavaş yürümen ve bir tolerans tanıman senin olgunluğunla alakalı. Bu evet. Sevgiyi yeşertir ve güçlendirir. Burada bir teslimiyet, bir uzlaşı, bir başkasına teslim olma değil. Değil mi?
Ama o inadına inadına yürümüyor. Pasif agresif bir direniş var. Herkes de işte alışverişe giderken koşturuyor, gelinlerine koşturuyor. Zaman ama zaman sana gelince de böyle bir numara çekiyorsan onu bana gönder, ben onu da... Zaman zaman gözümü evet. Seval, dönelim sana. Nasılsın? İyi hocam, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkürler. Biraz daha kendinden bahsederiz işte. Biraz daha. Hocam, gel, dayan, dayanacak yer buldum. Evet, çok gel, hafif. Gel, ben şuraya dayan, hadi. İyiyim ben böyle. Ne gibi? Seval Ulvi Akyol. Psikolojik danışmanım. Yine demografik gireceğim gibi hissettim. Isparta'lıyım. 4 yıldır Bursa'da yaşıyorum. Bir oğlum oldu. 15. dönem psikoterapi enstitüsü öğrencisi. Demografik bilgiler gelmeye başladı. Aynen. Bunu herhalde buna şartlandık. Herhalde direkt bundan çıkıyor çünkü. Hatta Çiğdem konuşurken hani sen kimsin dediğinizde ben bu sorunun cevabını veremiyorum. Hala veremiyorum. Bilmiyorum çünkü. O zaman doğru cevap veriyor. Hocam aklıma sosyodemografik veriler geliyor ama bunun da doğru olmadığını bilmiyorum. Ben kendiliğimi anlatmak istiyorum ama nereden anlatacağımı bilmiyorum. Neremden tutacağımı bilmiyorum. Ya bu konuda bana yardımcı sensin mesela. Ya hocam nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu soruyu bana hep soruyorsun. 2 yıldır da soruyorsun. Tahtaya çıkanlara soruyorsun. Onlar da anlatamıyorlar. Ben de anlatamıyorum. Zor bir soru hocam bu ya. Biz de kolaya kaçıyoruz, yaşı söylüyoruz, memleketi söylüyoruz, askerliği söylüyoruz, eğitimi söylüyoruz, evliliği söylüyoruz, medeni durumu söylüyoruz, oh be! Ama bunu istemiyoruz. Size sorayım ben. Siz kimsiniz? Hiç sordunuz mu kendinize? Ben nasıl bir varım, ben kimim? Kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Tanımlayabiliyor musunuz? Zor. Ben soruyorum, burada anlatmak ister miyim bilmiyorum ama... Hayır. Ne cevap alabiliyor musun? Yaş, meslek falan mı çıkıyor karşılığında? Hayır, öyle şeyler... Ne çıkıyor? Kendime göre sıkıntılarım var ki her gece düşünüyorum ben kimim diye. Demek ki aşmadığım problemler, akıllı insanlar öyle düşünüyor. Şartlar var ki her gece düşünüyorum ben kimim diye. Bak, isim neydi? Sati. Sati? Sati, evet. Sati. Sati, iyi. İyi de söyle ama Sati. Ben Kayseri, Sati diye yazdım. Sati. Adam soy ismi Tanrı verdi yazmış, kapıdaki memur demiş ki olmaz demiş, Allah verdi olur bizim kitabı. Kavga geçmişler. Mentalizasyon diye bir kavram var, duydunuz mu? Mentalization. Fonagy ve Bateman'le 2 tane İngiliz araştırmacı var. Bu kavramlar yavaş yavaş aşina oldu mesleğin gereği. Bütün psikoterapilerin gittikleri yer mentalizasyon kapasitesini artırmakla ilgilidir. Şu anda ben de bu eğitimde size yapmaya çalıştığım şey bu aslında. Kendinizle ilgili düşünceleri nasıl düşündüğünüzün, duygularının nasıl olduğunu, davranışlarınızın neden olduğunu anlamaya çalışmak. Düşünce üzerine düşünmektir mentalizasyon. Duygularınızın üzerine düşünmektir. Sadece ben neden şu anda korkuyorum? Ben neden öfkeliyim? Ya ben bu cümleyi neden kurdum? Ben neden elimi kitabıyla kafama karıştırıyorum? Bunlar hepsi mentalizasyon. İkincisi de ya kırmızılı hanım arkadaş böyle çok böyle dinliyor, böyle bakıyor, böyle anlamaya çalışıyor. O kadar istekli ve arzulu ki neden acaba bu kadar çok iştiyak içerisinde dinliyor, arzulu dinliyor. Ben ya herhalde hoşuna giden konular konuşuluyor, ilgilendiği konular konuşuluyor falan ben. Ben de başkalarıyla ilgili mentalizasyon yapıyorum. Diyorum gülümsüyor, yüzüne bakıyorum diyorum bu söylediklerimden hoşnut oldu. Çünkü yüzü asılmadı. Demek ki diyorum doğru şeyler söyledim. Herhalde duygulanımını anlamaya çalışıyorum. Böyle bakışlar ikisi herhalde bir kankalıkları var aralarında. Ay, karşılıklı böyle eller göz göze yaptılar. Bu da öyle hissettim. Onu anlamaya çalışıyorum. Neden diyorum iki arkadaş var buluştular falan. Bir başkasının düşünceleri, duyguları ve davranışları üzerine kafa yormak ve ona neden böyle yaptığı ile fikir sürmek mentalizasyon. Mentalizasyonla uğraşan bir insandan korkmayın. Mentalizasyonla uğraşan insan gerçeği arıyor. Kendi gerçeğini arıyor, anlamaya çalışıyor. Ama mentalizasyon kapasitesi zayıf insanlar kendi üzerine düşünemezler. Kendi üzerine bir anlam üretemezler. Çok zor. Nöronları yana pas tutmuş hepsi. Değil mi? İlk yapmamız gereken şey
kendimi üzerine düşünmek. Ya ben nasıl bir hayat kuruyorum? Neden bu tercihleri yaptım? Neden buna gidiyorum? Neden bu mesleği seçtim? Neden başka bir şey yapmıyorum? Neden bu şekilde düşünüyorum? Neden şimdi üzüldüm? Neden şu anda keyifliyim? Bundan üzerine kafa yoran bir insan kendi sistemine egemen olmaya başlamıştır. Direksiyon artık kendi geçiyor. Çünkü düşünceler, duyguları ve davranışları nedenselliği konusunda bir içgörü yakalanıyor. Artı karşıda kendisine kızan, öfkelenen, aşağılayan, değersizleştiren insanı neden buraya ya? Ben bunu hak etmedim ya. Ben kötü bir insan değilim. Ama bana çok aşağılık bir şekilde hissettirecek şekilde bakıyor. Neden acaba o şekilde bakıyor bana? Nasıl düşünüyor olabilir? Ben ona ne yaptım diye düşünüyorum da o şekilde davranıyor diye onun kafasında neler geçtiğine dair bir düşünce tarzı geliştiriyorsa bu mentalizasyon. Bütün terapiler, bilişsel, davranışçı, dinamik, psikanalitik, geçtalt diye bunların hepsi eğer hastalarının mentalizasyon, zihinselleştirme kapasitelerini artırıyorsa tedavide başarılı oluyor. Hiçbir şey ölçmeyin. Onların ölçüm şeyleri var, reflection functionları var. Mentalizasyonun seansın başında, bir yıl sonra, 6 ay sonra seansın sonunda ölçüyorsunuz. Bu değerler değiştiyse olumlu anlamda tedavi başarılı olmuştur. Değişmediyse aynı sorunlar aynı şekilde kalıyor. Hocam, bu da bir problem geliyor bazen bana. Örneğin iki tane kızım var, onlara kazandırmayı düşünmediğim bir alışkan kitap okumak alışkanlığı. Çünkü kitap okudukça toplumdan ya da çevreden soyutlandığımı düşündüm hep. Daha çok bilmek bazen insana zarar veriyor uzaklaşma anlamında. Sizin az önce bahsettiğiniz hani mentalizasyon da sanki böyle yapar diye düşündüm. Anladım. Yüce dağlar yalnızdırlar. Öyle düşündüm. Bedeli bu yalnızlıktır evet. Ama tatlı bir yalnızlıktır. Diyorsunuz. Kesinlikle. Çok o zaman deniz suyu içip şehre karışacaksın. Şimdi sadece çok kitap okumakla böyle bir durum yaşadım. Bir de sizin dediğiniz şeyi yapıp tekrarlarsam bile... Olmayanlar derya işledir, deryayı bilmezler. Bizim bir şiirimiz vardı. Ne eğer diye, hiç okuduğunuzu bilmiyorum, Kıplinki. Orada der ki, krallarla gezip halkla buluşabilen birisi olmak. Yani dervişlerle dolanıp mürit gibi yaşamak. Bu kendini geliştirmiş insanın başarabileceği bir şey. Siz farklısınız. Farklılık şu, yani üstünlük hissi anlamında farklı değilsiniz. Tabii. İnsanları daha derinliğini anlıyor ve kavruyorsunuz. İnsanların bilmediklerini de biliyorsunuz. Ama insanlar size cahil muamelesi yaptığında bunu da kabulleniyorsunuz. Bundan da bir üstünlük çıkarmıyorsunuz. Yani taş taşından üstünlük çıkarıyor mu? Mesela susuzluğundan üstünlük çıkarıyor mu? Mesela bir tane çınar var. Ulan en büyük çınar benim. Orhan Gazi şeyinde var mıydı? Orada çınarlar vardı herhalde. Hatta Ulu Cami'de var değil mi? Ulu Cami'nin etrafında. Şimdi böyle çınarların bir hava bastığını gördün mü? En büyük çınar benim, var mı bana yan bakan? Çınar ya, çınar. Yani doğanın içerisinde bir parça olarak fonksiyon veriyor. Biz de. Şey diyebilir miyiz hocam? Empatiden sempatiye kaymamak. Yani karşı tarafı düşüncesini anlayamamak ama onun adına da mesela onun üzüldüğünü, bize üzüldüğünü hissediyoruz diyelim mesela. Ama onunla birlikte bizim durumumuza tekrar üzülmemek de orada kalmak. O da çok doğru söylüyorsun. Sempatiye kaymamak. Evet. Bu başka bir problem. Şeyinki ayrıydı. İsim neydi? Sati. Sati başka bir şeyden bahsediyor. Sen başka bir şeyden bahsediyorsun. Sati kendi içinde kendini çok ibiklemiş, didiklemiş, çok kitap okumuş, çok farkındalık edinmiş. Kaynanasına bakmış, erkilere bakmış, bilimcelere bakmış. Nasıl? Hepsine baktım. Önce onlara baktım, onun için söylüyorum. Onların ne kadar banal, ne kadar basit, ne kadar adilce yaşadıklarını gördükçe inanamamış. Ben bunlarla bir hayat sürmek zorunda mıyım demiş. Ve bir takım şeyleri onlara aydınlatmak, iyi niyetten fikir sahibi yapmak için söylediği cümlelerin onlarda hiçbir yankı bulmadığını gördükçe yapayalnız. Ve diğerlerinde böyle buna kelaynak gibi bakmaya başlamışlar. Neyi bir ne kadar konuşacağını öğrenmediği için ilk öğrendiği cümlelerle onlara böyle coşkuyla onlar da aydınlansın, onlar da paylaşılsın diye bir takım şeylere girer arkadaşlar. Duygulara girerler. Fakat çelmeler takıldıkça içinde o yalnızlık duygusu, içe kapanma, bir daha kitap okumayacağım diyemiyor. Seninki ise kendilik sınırları, Emine burada mısın?
kendini sınırları netleşmemiş bireyler bebeklikte anneler tarafından netleştirilir. Diğerlerinin duygularını alıp gümrük bölgesinde tutup filtre edip bu senin duygun, senin öfken, senin üzüntün. Bu senin kaygın, bu senin düşüncen diye ayrıştırma yeteneğinin oluşması gerekiyor. Bu çok zor bir şey. Benim aslında dediğim mentalizasyon içindi. Yani hani başkasının onun da ne demek istediğini, hani ne düşündüğünü, ne yaptığını tahmin etmeye çalışıyoruz. Ama bunu kendinize tam olarak yedirmiyoruz. İşte orada ben oradan aldım sazı. Bir başka şeyi anlatmama vesile olduğu için oradan başka bir dükkana gideceğim ben. Müsaade et gideyim. Tamam. Müsaade et gideyim. Burada empati dediğimiz şey öbürünü hissetmek, anlamak, o duygular içimizde çağrışması. Bu çağrışmaya uygun eğer insansanız. Eğer insansanız, yani insan olarak yaratıldıysanız, empati yaptığınızda öbürünün işini kolaylaştırıcı otomatik nöronlarınız ateşlenir artık. Öbürüne şefkatle yaklaşıp onun acısını dindiririz. Bu elinizde değil. İnsanlar saf ve temiz bir şekilde empati yaptıklarında öbürlerinin ihtiyaçlarını giderici otomatik pozisyon alırlar. Şurada tecavüze uğrayan bir kız çocuğunu gördüğünüzde hepiniz öfkeyle saldırganı ortadan kaldırmak, kız çocuğunu kurtarmak isteğiyle donatılmışsınız. Bu yaratılışınızda var. Yani bundan keyif alamaz kimse. Böyle patolojik ve hastalıklı değilseniz. Sempati ise diğerinin yaşamış olduğu duyguyu kendi duygunuz yokmuş gibi bir anda esir olmanız ve köle olmanızdır. Öbürü çok üzüntülü. Arkadaşını kaybetmiş, işini kaybetmiş. O kadar üzülüyor ki bu üzüntümü bir tözü bana sirayet etmeye başlıyor. Ben böyle bir felç haline giriyorum. Arkadaşlar bugün ben bu dersi anlatamayacağım. Çok kötü, müsaade ederseniz burada kesiyorum diyorum. Bu sempati var. Sağlıklı insanlar sempatiye geçemezler. Geçmemeleri gerekir, durması gerekir. Bu konuyu burada anlattık ve koyduk. Mentalizasyonda öbürüyle ilgili düşünce ve duygularını düşünmek diyorum. Üzerine düşünmek, hissetmek değil. Düşünüp algıladıktan sonra onun nasıl bir hikayeden çıktığını değerlendirmektir. İkinci bir konu, sempati düşüncede olur. Hatta sempati bile demeyelim buna. Diğerinin duygusu, düşüncesi ve davranışı sizi esir alır. Sizi esir alır. Bu ciddi bir problemdir. Yani diğerler der ki ya, şöyle düşünüyorum, şöyle doğru, şöyle yanlış. Tam tersi düşünceniz var iken, oranın baskın bir şekilde kendini ifade etmesi karşısında sizin düşünceleriniz dumura uğrar, bütün düşüncelerinden vazgeçersin. Ya evet haklısın. Bir başka arkadaşın yanına gittiğinde onun düşüncelerine sahip olursunuz. Kendi kabınız yoktur. İkinci olarak duygularınız, üzüntü, sevinç, korku, utanç, öfke, tiksinti, coşku, bunların hep size ait duygularınız ve kaynağı sizden gelmez. Ama sizin kaynağınızı belirleyecek bir kabınız yoksa, kendinizi koyacağınız, siz kimsiniz dediğimde o kabın içi sizin tarafından doldurulmuyorsa, kimin yanındaysanız onun duygusunu alırsınız ve o olursunuz. Sevinçli insan yanında sevinçli olursunuz, hüzünlü insan yanında hüzünlü olursunuz, öfkeli insan yanında öfkeli olursunuz. Burada da kapların karışmasına. Patolojilerin büyük bir kısmı da bu sınırdaki netliğin olmaması, iki ülkenin birbirine karışması. Daha doğrusu sizin ülkenizde ne gümrük duvarı var, ne asker var, ne ordu var, ne de gümrük muhafaza memurları var. Gelen gidiyor, giden gidiyor. Anlatabildim mi? Bu başka bir hikaye. Bazen seanslarda bunu da görüyoruz. Ablayım sen de gel ya. Öyle küskün beni çağırmıyorlar, adam yerine koymuyorlar deme. Seni tanıyan. Peki, niye sıktım elini? Kavrayışını. Nasıl? Kavrayışını ölçmek için. Evet, bir daha sıkayım hadi. Peki. Beden mühüründen bahsettim ya, ellerimiz bizim en çok bilgi veren, malumat veren şeydir. Onun hem kendi elinizi hem de öbürünün elini hissetmeniz lazım.
iki bedenin temas ettiği nokta. Feromonlarımız. Yine fraktal yapı. Eli soğuk. Ortam yeteri kadar sıcak. Bir, Raynaud hastalığı olabilir. Raynaud hastalığını biliyor musunuz? Damar daralmasına bağlı ellerde ve ayaklarda soğuma ile giden bir damar hastalığı. O damar hastalığı olup olmadığını anlamak için renkte değişim olur ellerde. O renkleri görmüyor. Raynaud hastalığı değil. Doktor olarak düşünmüşsünüz, düşünmeyebilirsiniz. El soğuk ama elin içinde hafif bir nem var. Bu kaygının belirtisi. Fazla da girmek istemiyorum, özele gidiyor gibi oluyor. Ben kendi sınırlarını da korumaya çalışıyorum. Ama bir taraftan da gönüllü olması nedeniyle de beden dilini okuyarak yardımcı olmak perspektifinde yardımcı olmaya çalışıyorum. O bu tarafa gelmek istemedi. Beden dilinden algıladı. Ben de orada dursam istedi. Ama ben bu tarafa doğru davet ettim. Tam da ortaya davet ettim. Tepkisini ölçmeye çalıştım. Geldi sağ olsun. İsmini söyledi. Ben elimi uzattım. O da elini uzattı. Hissettiğim duygu endişeli, kaygılı. Evet gönüllü geldi, çıktı. Ama ne gelecek başıma, ne olacak yani, lanet olsun. Bir taraf gitmek istiyor, burada böyle ne kadar güzel güzel oturuyorlar yani. Ben de orada niye oturmadım işte yani, kaşındı. O bir taraf iyi yani, senin için bir deneyim. Çiğdem nasıl diyor ki benim için deneyim oldu ve hemen bunu atlattım gayet hoş oldu ve her şeyden istifade ediyorum her seanstan. Senin için de böyle bir deneyim olma ihtimali var. Şu anda nasıl hissediyorsun? Biraz daha rahat. Biraz daha rahat. Peki. Soru gelmiyor. Peki şu anda seni biraz daha rahatlatalım o zaman. Ne yapalım? Bisküvit yer misin? Evet. Bir şey veremedim. Arkadaşlar ben akşam yemeği verdim. Şurada 3 tane bisküvit yani. Kuru kuru. Kuru kuru ayı. Yer misin? Sayın Başkan. Ben başkanı fındık ile, ben başkanı badem ile, başkanımıza iyi bakın arkadaşlar, tamam mı? Madem ben Bursa'da televizyon kanalından açıyorum İstanbul'dayken, bakıyorum bizim dernek ne yapıyor diye. Bizim başkanı görüyorum televizyonlarda, fakat bizim dernekten hiç bahsetmiyor. Aklıma bir kuma gelmiş ama başka derneklerin başkanlığını da yürütüyormuş. Abi onlar anlatıyor. Ya bir de ağzından psikoterapi diye bir şey çıksın ya. Bundan sonra dikkat ederim. Ya ben şeker koymayacak. Koyun mu? Bilmiyorum şeker hastasınız diye bence. Şeker yaptınız biraz önce ben gördüm. Orası biraz tehlikeli. Ya tatlandı bana. Bana da tehlikeli geliyor. O yüzden. Ben şekerim var. Şunu iyice çıkarıp nasıl rahatladın? Bak beceriksiz şekeri açamıyorum. Bak bir şekeri açamıyorum. Bak gör gözlük gibi olmasına rağmen. Tamam. Hocam bu gözlük yetmiyor bana. Bir tane daha açayım mı yoksa sen yeter. Bizim hanım sana hayranım. Niye acaba? Ya. Vallahi. Torunlardandır hocam. Başka bir şey değil. Yok yok yok. Mentalizasyon yaptım. Ya evet. Ona mentalizasyon diyoruz. yani anlatıldığı sempatik bir kişinin özelliği oluyor. Kişinin özelliği değil aslında sempati durulması gereken bir dram. Yani öbürünün duygularının filtresiz geçmesi size. Yani empatinin ötesi. İşte üzülüyor, onun üzüntüsünü anlıyorsunuz ama sana anlıyor ama şöyle bir şey mesela zaman zaman sempati kayması. Ama yakın akrabalarda, kardeşinde, annenle, babanda gayet doğal. Evet. Ama olur olmaz yerde sempatiye kayıyorsun da kendi sınırlarını kaybediyorsun. Bir sıkıntı. Normal kabul edin. Hocam ya da sürekli empati yapmak yani sempatinin hiç olmaması da yani. Empati şöyle, kendini, empati aslında insanlar arasındaki ilişkileri güzel bir noktaya oturtmak için oluşan bir şey, yaratılışımız olan bir şey. Ama siz kendinizden vazgeçerek daha bile empatinin peşine koşuyorsanız burada bir başka sıkıntı var. Ya da mesela biraz ben duyarlı
duyarsızlaştığınızı düşünmeye başladı da çok fazla empati, yani yakınlara karşı da sürekli empatik davrandığın zaman şüphe ediyoruz. Arkadaşlar bu terimlere tam içeriğini bilmediğimiz için ondan kaynaklanıyor bu. Empati akıl ve düşünceyle yapılacak bir şey değil. Geliştirilebilecek bir yetenektir. Empati doğuştan insanoğlunun özünde bulunan nöronal bir mekanizmadır. Ayna nöronlar dediğimiz nöronlarımız, karşıdaki insan herhangi bir duyguyu hissettiğinde sizin beyninizin aynı alanları çalışır. Onun için bebekle anne arasındaki annenin tüm duygu durumu bebeğe birebir download edilen bir program gibi iner birkaç ay içerisinde. Sebebi annenin yüzündeki üzüntü olduğunda, ses tonu kötüleştiğinde, mutlu olduğunda aynı nöronal yapılar çocuğun kafasında da nöronlar ateşlenir ve annenin bir kopyası orada oluşur. Sonradan oluşur. Yani bakarak ve görerek oluşur. İşte orada anne bir acıma duygusu, bir acı yaşıyorsa, bir sıkıntı yaşıyorsa, üzüntü yaşıyorsa bebek o nöronlar aldı ama kendisinin karşısındaki nöronlar onu yatıştırmakla görevli nöronlardır. Otomatik olur, milisaniye içinde olur. Annesi üzülen bir çocuk gider annesini teskin etmeye çalışır. Ona dokunur, onu sevmeye çalışır, kucağına yatar, kafasını çevirir, ağlayır, düzeltmeye çalışır. Bu çocuğun bilinçli, şuurlu, aktif olarak yaptığı bir karardan sonra olmaz. İçinde onu yatıştırmaya yönelik eğilim içerisinde. Bir yerde tanımadığınız bir memlekette birisinde bir acı çekiyor gördüğünüz zaman yüreğiniz burkulur. Bu sizin elinizde olan bir şey değildir. Eğer sağlıklı bir şekilde gelişmişseniz bu empati otomatik çıkar. Ama bazı bireylerin bu empati yetenekleri tam gelişmemiştir. Bu empati yeteneğini geliştirebilmek için egzersizler yapılır. Şu anda sanki sen biraz dikkatli bir şekilde beni dinleyip anlamaya çalışıyor gibisin. Doğru anlıyor muyum seni? Diye sorarsın karşındakine. Evet. Ya ne alakası? Ben şu anda akşam sinemaya gidecektim. Makineyi kaçırdım. Onu düşünüyorum. Diye cevap verdin ama benim empatiyim. Yani nöronlarımın karşılıklı olarak çalışmadığını seni hissetmediğim anlarım. Ve bu egzersiz yapıla yapıla bittiği sonra senin işaretlerin bunlar nonverbal işaretlerdir. Bakışın, duruşun, ses tonun, beden duruşun bana hep malumat verebilir kaynaklarda. Bunları doğru okumaya başladıkça, doğru okumaya başladıkça empati yeteneğin artar. Empati böyle bir şey değil. Konu komşu empati yaptı, biraz durayım, biraz azalsın. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu düşünce üzerinden öbürlerini anlamaya çalışmak. Daha çok mentalizasyon değil. Tabii değil mi? Empati bu manada farklı bir şey. Çay içer misin? Hocam ara vermedik hiç ama devam edebiliyor musunuz? Nasıl durum, vaziyet? Ara verecek miyiz? Yani vermek isterseniz bir zaman. Ne kadar oldu başkan? Ben unuttum ya. Vallahi ben en sıkı zannettim. Bir saati geçti. Bir buçuk saat. Saat kaç? Saat 8. Ne kadar süre koyduk biz buna? Biz aslında 8. Yok. 6-8. 6-2 saat o zaman doluyor süremiz değil mi? Evet. 2-5 dakika ara verip aklına böyle o zaman. En azından siz de bir nefes alın, arkadaşlar da bir nefes alsınlar. Ama bundan önce ne söylemedim biz zaten? Yani hocam işte bir şeyimiz var ya siz de... Korktum. Evet korktum. Yani kaç yaşında çıkıp sen bir yemek hala... Peki, bir 15 dakika ara verin. Tamam mı arkadaşlar? Thank you.
Ben de bal alırım. Gerçekten.
bahsediyorum. Hocam önceyle tanıştın mı? Yok. Sizin kulaklarını açılatıyorum. Yani gerçekten çok mutlu. Bu da güzel. Yani izledikçe sizi de hatırlıyorum. Pişman olmadım yani. Satayım olmuyorum. Size gerçekten hiç pişman olmamıştım. Ay gittiğimizde yeni bir yaklaşım, yeni bir şey, her seferinde kendimizi bir sorgulama. Ben hep şunu bak, şunu hatırlıyorum. Mesela hocam şu Bordura ve Tuklan var, herkesin orada. Herkesin maaşlısı. İşte bir şizoid havalık, herkesin şizoid, önlerde ismini ilgilenildiği kızlardı. Bak dedi, Bordura havalarından sonra, ama hiç lütfen şizoid de o benim derisi. O benim derisi. O sende yok dedi. Attırmamalısın artık. Ama hepsinin aslında içinden ince var da ne kadar ölçüsünü kullanıyoruz, ne kadar başlıyoruz. İnsan seyitlerinden çocuklu. Hoca direkt ilk dediği şey şey oldu. Dört dedi, hani şeyleri anlatacağız size. Ama hani hepsini üzerinize almış. Bu bir de şey oldu. Ben de mutlaka ben ettim yani. Hepsinde böyle bir o da bu kadar güzel bir şey var. Güzel bir şey var. Evet. Neden her gün ama herkes çok güzel bir şey var. Yok, bir şey bitmez anlatıyorsun.
mesela biz üçüncü haftaydık. Atıyorum denkler ilk haftaydı. Ama bir dönem mezun olur, onun yerine bir başka kurs geliyor. Ama thank you.
Ne var mı? Yok, iyi. Çaldı başlıyor. Bir daha son.
arkadaşlar böyle daha çok deneyene dayalı bir sohbet programı şeklinde göstermiş. Yoksa şu slide'dan da olur. Gördüğüm kadar böyle kalıcı olmaz. En azından buradaki birkaç anı kalıcı olur mu hocam? Hocam şunu seçeniz lazım. Hocamız çağırsak bir tartışması olabilir. Yani sizin gelmenizi özellikle bekledik. Evet. Biz artık sizin tasarım... Sayın Lan Müdürümüz gelecek, ona biz plaketini vereceğiz. Evet. Geliyorlar diye şimdi alkışlıyoruz. Evet. Sayın Müdürüm, ben bu güzel kongre anımız biraz geç geldi ama... desteklerimizi her zaman bekliyoruz. Ramla bizim göz bebeklerimiz. İnşallah bundan sonra desteklerimiz devam ediyor. Bursa Şubesi ve başkanımız, belediyelerimiz ve üye adaylarımız sizlere emanet. Desteklerinizi bekliyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yaptığımız çalışmalarda hocam da bizlere sağ olsun, her zaman destek veriyorlar. Allah'ın emri olduğu zaman da biz de onların yanındayız. Onlar da bizlerin yanındalar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Abi kullanır her yerde. Osman Nazıramız geçen sesini koymamız lazım. Kolay geçmedim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Zannettiğiniz için. Teşekkür ederim. Evet, başkanla konuştun mu? Evet, konuştum başkanım. Siz de... Buyurun, ben şöyle oturayım. Evet. Bütün gün psikoterapi eğitimini Bursa'da açalım istiyoruz ama bunun için bir sayıya ihtiyacımız var. Yani bir grup oluşturabilirsek hocamızdan rica edeceğiz. Bursa'da da dernek olarak, İstanbul'daki dernekleri yapıyorlar. İstanbul'a gidip gelmek zor. Ben olsam Bursa'da gitmeyi tercih ederdim diye bir şey yapıyor. Katılmak isteyen olur mu? Nasıl olmaz edebilir hocam? Birazcık bilgi verelim. Yani şöyle, 2008 yılı itibariyle Üçüncü Psikoterapi Enstitüsü Derneği şubeleşti biliyorsunuz. Ben de 2018-2019 gibi yavaş yavaş geri çekileceğim eğitimlerde. Daha çok bazı kitap yazma projelerim var. Onları gerçekleştirmeye çalışacağım. Fakat hep destek vereceğim. Bizim Darıca'daki ana eğitim merkezimizde 17 dönem grup açılacak. İşte bir 50 kişilik grupla Haziran'da, Temmuz'da başlayacağız. Fakat tabii Türkiye'nin muhtelif yerlerinden talepler oluyor. Bir de yani aynı imkanları, ekonomik durum, bu tip bir şehir arası yolculuğa izin vermeyen durumlar oluyor. Lokal olarak da İzmir'de, Bursa'da, Ankara'da, İstanbul merkezde bu eğitimleri dernek bünyesinde açabileceğimizi söyledik. Asgari en az 20 kişilik bir grup böyle bir şey kabul ederse yine bizim eğitmenler listemizi organize ettik. Ben de zaman zaman vakit olduğu gelip zaman zaman online dersler vermeye tüm gruplara söz verdim. Yani Bursa'da da böyle bir şey olursa hem Bursa'da yetişmiş olan sizler gibi eğitmen arkadaşlarımız öğrendikleri bilgileri arkadaşlara ve dostlara aktarmak hem de diğer eğitmenlerimizin buraya gelerek eğitimleri tamamlamak vakit buldukça da ben destek vermek bir pozisyonda böyle bir sözümüz var. Hem bütüncül psikoterapi hem de yoga terapilerinde dinamik psikoterapi bağlamında bu eğitimler burada organize edilebilir. Belirli bir sayı şartı. Dernek ön planı olacak. Eğitmenler işte dernekle irtibata geçecek. Bizim koordinasyonumuz içerisinde olacak. Bir standartizasyon yapmaya çalışıyoruz. Aynı Bursa'da bu aynı sistemin içerisinde. Bursa'da bir rol alabilir. Yani işte gönüllü olan arkadaşlar varsa, bizim buradaki eğitimleri bilen arkadaşlar varsa, Bursa'da açılmasını istiyorlarsa, sayı yetersiz olursa onlar reklamını yapın. Yanlarına bir kişiyle kandırarak ve bazen teşvik ederek bazen zorlayarak sayıya ulaşırlarsa biz de elimizden gelen desteği veririz. Her şey açık ve net bir bilgi veriyor. Tehdit de var yani değil mi hocam? Var tabii bizim yani olur. Hocanı sıkacaksın bazen. Ben Karadenizli'de bulunuyorum. Sizin de sana ben kendimden bahsedeyim biraz. Ben tanıyan arkadaşlarımız vardır belki. Bursa Devlet Hastanesi'nde emekliyim. Uzun süre burada 90'da 2012 arasında burada görev yaptım. İlk başladığım yerde Samsun Kurumsal Hastanesi'ydi. Bizim üniversitelerimiz daha temel bilgiler veriyor. Siz de aynı bilgilerle mezun oldunuz.
Ama terapi yapmak, işte hocanın bahsettiği gibi çok detaylı bir şey. Burada bir sürü daha ilave, özellikle yeni kuramları öğrenme ihtiyacı var. 35 sene oldu ben okuldan mezun oldum. 35 senelik deneyim, işte lisans eğitimi ve üstüne BPT'nin 13. dönemine katılarak işte geçen sene mezun olduk, katıldığımız grupta orası. Arkadaşlarımız söylüyorlar, işte değişikliği 14. 15. 9. 8. değişik dönemlerde katılmışlar. Böyle detaylı bir eğitim almadan terapi yolculuğunu sürdürmek artık oldukça zor. Benim yaşım 59. Bunun bir yaş sınırı da yok. Yani emekli olduktan sonra gittiğimiz hocamızla tanıştık. Daha önce tanışma bilmiyordum yani. Tanışma imkanı keşke daha önce olsaydı. Sizin yaşlarınızda özellikle genç arkadaşlar, yeni mezun arkadaşlar için söylüyorum. Sizin yaşlarınızda olmayı çok isterdim. Bu teknikleri ben bu yaşta değil de keşke o yaşlarda öğrenseydim. Yani siz bu dönemde bunları, bu detaylı çalışmaları yaptığınızda benim yaşıma geldiğinizde çok farklı deneyimlerde, yetkinliklerde olursunuz. Bunu bir an önce yapmakta yarar var. En azından kendi deneyimim. Yani bu yaşta yapmaktan hoşnut değilim. Bir yandan yaşım ilerlediği de fark ettim ben bunu diye. Ama bir yandan hoşnutum, vazgeçmedim ve bu yaşta da fark ettiğim için ve hala kendimi geliştirme yolculuğuna devam ettiğim için kendimi de şanslı hissediyorum. İsterseniz böyle bir şeyi katılımcı olursa kendinizi bir değerlendirin, çevrenizdeki arkadaşlarınızı da değerlendirin. İstanbul'a gidip geldik bizim için keyifli. Ben hiç bir gün gocunmadım. Birlikte gittiğimiz arkadaşlarla hatta zaman zaman orada da konu ettik. Bizim eğitimimiz buradan çıktığımızda başlıyordu. Cuma sabahı saat 6 gibi, 5 gibi buradan çıkardık. Pazar günü saat 9-10 gibi eve dönerdik. Yolculuk dahil, gidip gelme dahil o 3 gün toplam işte buradan çıkış geliş hepsi eğitim içinde geçen bir şeydi. Yolculuk zor oluyor. İstanbul'da gidip gelmek herkesin şartları uygun olmuyor. Hanımlar birazcık daha erkeklere göre daha zor durumdalar. Çocuklar küçük olunca özellikle. Ama burada yapmak daha kolay. Yani hocamın böyle teklifi olduktan sonra bizim başımızın üstüne. Enstitüden mezun olmuş burada yaklaşık 30 civarında arkadaşımızla. Bir şekilde biz bunu üstler, hocamın da katkılarıyla yaparız. İlave katkı yapacak bir sürü arkadaşlarımız da var. Hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin değişik yerlerinde. Rahat rahat yapabiliriz. Bu terapi sayısı çok az. Bizim ülkemizde insanların çok ihtiyacı var. Böyle müracaat ettiği yani şeyden terapiye gelen insanlar yani yeter ki biz yetkinliğimiz olsun. Bize gelen insan bizden gerçekten yol aldırabilirim. Kendi yolculuklarımızı güzel yapabilirim. Yaparız diye düşünüyorum. Yani burada yapmakla ilgili bir tereddüdünüz olmaz. Yeter ki siz talip olun. Yani böyle bir şeyde olur derseniz. Biz seve seve Bursa Şubesi olarak hazırlarız. Arkadaşlarımızın hepsi gönüllü olurlar. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam. Evet. Konuyla ilgili sorusu olan var mı? Başkan Gülmeden. Süre, ücret, bunlarla alakalı erken mi olur sosyal? Şu anda erken olur. Biz sayıyoruz. Çünkü şeyin genel merkezinde o ücret politikaları ve süre politikaları aynı. Eğitim 3 artı 1 yıl. 4 yıl toplam eğitim. Fakat 3 yılda bitirilebiliyor. 1 yıl teorik eğitim. 1 yıl formülasyon eğitimi, 1 yıl süpervizyon eğitimi. 4. yıl süpervizyon ihtiyacı hissettiğimiz için 4. yılda süpervizyona devam etmelerini istiyorum arkadaşlarımızın. Onun için de 4'er aylık 3 tane ayrı eğitim modülü var 4. yılın içerisinde. Master's'ın yaklaşımı, rüya eğitimi ve hipnoz eğitimi dediğimiz onları da alıp 3 tane ayrı sertifikayı da ilave ediyoruz. Ama ilk günde süpervizyonla devam ediyor. Şu andaki geçen senenin ücreti 1000 liraydı aylık. Toplam 36 bin liraydı. Peşin ödemelerde bir indirim yapılıyor. 32 bin liraya düştü. Onun üzerine bir enflasyon miktarı kadar fiyat konacak. Ya taksit 3 taksit değil her yıl başında ödemek veya toplu ödemek durumunda bir indirimli olarak ücret takdiri. Genel çerçevesi bu. Eğitimde 3 gün. Cuma günü sabah 9'da başlar. Pazar günü akşam 6-7 gibi biter. Genellikle enstitüde kalınması veya civarda kopyada kalınmaları tavsiye.
seviyeli bir gelinme sistemdir. Kapalı bir sistem. 3 gün boyunca 72 saat insanlar kendileriyle uğraşsınlar. Eğitim kişileri kendi üzerinden geçiyor. Tamamen iç dünyalarında irdeleme ve kendini tanımak yolculuğu aslında. Deneyime dayalı bir eğitim sistemi. Genellikle buradaki öğrenciler tarzda eğitimler. Teori kısımları var, slaytları var, çok okumaları var. 400'e yakın kaynak var okunması istenen. Bunlar da bir şekilde onlarca kuram öğrenilir. 28 kuram var. Öğrenecek hiç öğrencisini duymadığınız ve bilmediğiniz kuramlar. Onları hem öğreneceksin hem de entegre edeceksin hem de bir insanca da uygulayacaksınız. Böyle bir çalışma. Tabi buna gerçekten terapist olmak isteyen, kendini tanımak isteyen, yorulabilmek isteyen, çileye tabi insanların çok da güzel cennetlik gönlümüzü niye şeyine sokalım diye gidiyoruz değil mi? Çalışanlar bir şekilde hallediyorlar. Müdürüne değer geçiyor. Bir gün kestane şeker alıyor, bir gün baklava alıyor. Ayda bir gün çalışma engeli var, cuma günü. O bir günde işte yıllık izinden kullanıyor, rapor alıyor. Ve hallediyor, ben ne bileyim ben, hallediyor. Gelmek isteyen hallediyor. Gelmek isteyen hallediyor. Pardon, bir şey sorabilir miyim? Evet. Psikoloji ya da TDR mezunu olmak zorunlu değil. Zorunlu. Veyahut da klinik psikolojide yüksek lisans yapma zorunluluğu var. Yani farklı sosyoloji, felsefe gibi kaynaklardan geldiğimizde mutlaka yüksek lisans istiyoruz. Ruhsal ve profesyonel olarak kabul edilen meslekler, hekimler, özellikle psikiyatristler, ardından psikologlar, ardından psikolojik danışmanlar, ardından sosyal hizmet uzmanları, ardından psikiyatri yüksek hemşiresi. Yani hemşirelik yüksek okulunu bitirdikten sonra psikiyatri hemşirelerin yüksek lisans yapması gerekiyor. İkinci bir şey olarak da farklı bir disiplinden geliyorsa mutlaka klinik psikolojide yüksek lisans yapmak şartlar veriyoruz. Bu şartlara haiz olanlar ön başvuruda bulunabiliyor. Ön başvuru psikoterapi.com sitesinde online olarak bu eğitime girmek istiyorum diye oraya başvuru yapılıyor. Başvuru yapıldıktan sonra arkadaşlara bir kadro gönderiliyor. Eğitim içeriği, şekli, bazı hediye kitaplar falan var. Bu şartlar içerisinde gerçekten bu eğitim düşünüyor musunuz? Zor bir eğitim, sıkıntılı bir eğitim, acı verici bir eğitim. Bunlara rağmen hala orada mısınız diye biraz sıkıştırıyoruz. Bu sefer evet orada izlerse telefonla bağlantı kuruluyor. Ön görüşmeye davet ediliyor. Her bir adayı ki her gün 200 civarında başvuru oluyoruz. 50 kişi bir şekilde alıyoruz. Zaten bu şartları sıkılaştırdığınız ilk mektubundan sonra yarısı dökülüyor. Seneye gideyim, daha sonra gideyim. Bırakanlar var mı? Bir yılın, iki yılın sonunda? Bırakmak yasak. Yani üç yıl boyunca devam etmeye söz veriyorsan oluyor. Bırakabilirsin, gelmeyebilirsin, hiçbir mahsur yok. Çünkü parayı peşin alıyoruz. Sen bilirsin. Bırakmak şöyle bırakıyorlar. Nasıl? Orada yılcılığını ölçmek anlamında sonra. Neyi? Eğitimler zorlayıcı dediniz ya, onu ölçmek anlamında. Şöyle, yani bazı arkadaşların sıkıntıları çok şeye çıkıyor, ayyuka çıkıyor ve dersi dinleyemeyecek hale geliyorlar ve kendileriyle uğraşıyorlar. O arkadaşlar bireysel psikoterapiye başlamak kararına alıyorlar. Diyorlar ki hocam eğitimi dondurabilir miyim? Makul görürsem onun şeyi, talebini, eyleme bulma değil de makul görürsem eğitimi donduruyoruz. Kendisini toparladıktan sonra bir sonraki dönemde, iki sonraki dönemde devam ediyor. Bir eğitim. Ama eğitim dondurma hak değil. Ondan hep yazılı gelen şey. Ölüm var, dönmek yok falan. Ama sıkıntılı dönemlerde de şey yapıyoruz. O istisna şartları uyguluyoruz. Dönemsel sorunlar olur diyor. İşte diyoruz dönemsel sorunlar varsa evlenmeyeceksin, doğurmayacaksın diye şartlar koyuyoruz yani. Ama aşık oluyor, evlenebilir. Bayağı hamile kalmış. İki tane var aramızda. Geldi, hamile oldu. Doğurdu orada bizim orada. Çocuk orada büyüyor. Ama işte etrafta mama şişeleri, bilmem neler yani. Şimdi gibi 8-10 kişi var yani. Ne o zaman da sineye çekiyoruz, torun büyütüyoruz. Devamsızlık hakkında hocam söyleyeyim. Nasıl? Devamsızlık hakkı yok. Devamsızlık hakkınız yok. 3 yıl boyunca 11 gün devamsızlık hakkı var. 12. güne geçtiği andan itibaren sınıfta kalıyor. Alttan ücretini ödeyerek o dersleri alamayabiliyorlar. Devam mecburiyeti. Ama sınıfta dinlemek zorunluluğu yok. Sınıfta olma mecburiyeti var. Yani başka şeylerle meşgul olarak uyuyabilirsin. Ama orada o kulağınızda sublimini alalım. O mesaj giderek nasıl öğrendiğini anlamıyorlar, öğrenmiyorlar. O
O da bizim taktiğimiz. Şey çıktı mı? Sıkıntı var mı? Yok, iyi. O başka bir şey. Bak şurada devam ediyor ya. Tamam. Uygulama yani süpervizyon zamanı. İki sene yapmış. Bu psikoterapi eğitimiyle ilgilenen kaç kişi var aranızda? Bir parmak kaldırsınız. Peki, sor şimdi. Süpervizyon döneminde neler yapılıyor? Bunu merak ettim. Peki. O zaman genellikle bu eğitimi merak ettiğiniz zaman açıklayayım. Arkadaşlar biz Psikoterapi Enstitüsü, uluslararası birçok psikoterapi ekolünü Türkiye temsilcisiyiz. Birinci elden bu eğitimden alan, eğitmenler yetiştirmiş bir kurumuz aslında. Cengiz'e kolay geldin, bak bir yerler alacağım. Uluslararası Türkçü Psikoterapi Birliği var. Oranın Türkiye ayağını yönetiyoruz ve yönlendiriyoruz. Türkiye kendine has bir model geliştirdi. Yani benim başkanlığımda yapılan bir çalışmada. Bu modelde dünyada takdirde izleniyor ve başka yerlerde de bu modelin benzeri çalışmalar yapmakla ilgili öneriler de bulunuyor. Yani bizim hatta şu kadar söyleyeyim, bu işin merkezi Amerika. Amerika'da bu isimle işte psikoloji birliğinin altında psikoterapi alt departmanları var. Orada önde gelen isimlerin birçoğu bizim enstitüde ders verir. Atölye çalışması yaptı. Sadece psikoterapiye has, sadece psikoterapi üzerine çalışan bu şekilde dünyada bir başka merkezin olmadığını söylediler. Yani dünyayı bilen, gezen ve gören, genel üniversitelerin içerisinde, üniversite departmanlarında, turşular olarak anlatılıyor ama bağımsız psikoterapi üzerine çalışan bir yapı. Enstitünün özelliği şu, biz enstitüde 30 yıldır kayıtlı sistemle çalışıyoruz. Dünyada bunu da örnek. Ben yıllar önce, 30 yıl önce değil, her gördüğüm hastaya ses kaydı alarak başladım. Hastalarıma dedim ki ben kayıtta çalışıyorum, arşivli çalışıyorum, psikoterapi yapıyorum. Bu şartlarda bana tedavi olmak istiyorsan gel, yoksa bir sürü arkadaş var diye ilk günden itibaren teknolojinin imkan verdim. Önce ses kayıtlarına imkan veriyordu teknoloji. Ardından Betamax kasetlere izin verdi, ardından VHS kasetlere, ardından VCD'lere, ardından CD'lere, ardından DVD'lere, şimdi hard disklere. Bir kamyon dolusu malzeme var elimizde. Bir kamyon dolusu. Binlerce hasta, on binlerce seans. Bir düşün. Bunların arasında 100'e yakın hasta terapi süreçlerinin ruh sağlığı profesyonelleri tarafından izlenmesine izin verdi. Onun için ruh sağlığı profesyonelleri sınırlardayken onlara iki tane ruh sağlığı profesyonelleri olduğunu söyledi. Kendi aramızda süpervizyon çalışmaları var. Bunları daha iyi öğrenmek, hastalarına ve danışanlara daha yardımcı olmak için sizin malzemenizi kullanabilir miyiz dediğimiz hastalarla izin veren hastaların materyali arşivimizde ayrıldı. İşte 100 bin tane malzeme varsa bunun 500 seansı eğitim amaçlı kullanabileceğimiz malzemeye dönüştü. Yine tabii arkadaşlarımızın kimlik bilgilerini saklamaya çalışıyoruz vesaire vesaire. Birinci yılda ruhsal yapıyla ilgili başlanıp 24 ay boyunca her ay bir teorik kuram anlatılır. Her ay. İlk 12 ay 3 gün boyunca anlatılır. 13. aydan sonra bu bir gün veya yarım güne düşer. 13 aydan itibaren ikinci yıla geçilmiş olur. Birinci yılın sonunda teorik bir sınav yapılır. Teorik sınavdan geçme notu 85'tir. 84 alan kalır. 3 sefer sınava girme hakkı vardır. İstediği zaman ben sınava gireceğim diyenler gelir. Enstitüye sınava girerler. Bu sınav evrakları da klasik sınavdır. El yazısıyla yapılır. Ve istediği şey anlatım yeteneğinin ortaya çıkarılması, anlatılmasıdır. Test şeklinde değildir. 3 sefer
sefer sınavda başlamış olanlar eğitimi tekrar alması istedi. Şimdiye kadar olmadı bu. İkinci yıla geçildikten sonra formülasyon başlar. Formülasyon, özel bir geliştirdiğimiz formülasyon kitimiz var. Yine bu yurt dışında muhtelif kongrelerde bizim sunduk ve bu kit başka ülkeler tarafından da kullanmak istenen bir kit. Cümle analiz kiti dediğimiz bir şey. Hastanın kullanmış olduğu seans içerisindeki cümleler seçilir. Bu cümleler üzerinden analiz yapılır. Cümlenin öznesi nerede? Yüklemi derse ve arkasında hangi teorik kurama dair bir patoloji yatıyor? Bunu tespit etmek zorundayız kursiyerler. Bu cümle analizi yapılabilmesi için bahsetmiş olduğum izin veren hastaların 2 yıllık veya 6 yıllık bazen 10 yıllık psikoterapi süreçleri onlarca deşifreci tarafından yıllarca süren çalışmalarla deşifre edilmiş, özel kitaplar haline getirilmiştir. 500 sayfalık, 1000 sayfalık büyük boy kitaplar haline getirilmiş. Bu kitaplar kursiyerlere, kocalarına ve eşlerine okutmamak şartıyla emaneten bir aylığına teslim edilir. Bu bilgiler onda mahfuz kalır. Bu bilgiler mahfuz kalıp o kitabı bir ay boyunca okumak durumundadır. Yani bir terapi seansında terapist ne yapmış? Hastada. Genellikle benim terapi seanslarımdır bunlar. Burada dünyada örneğin. Hiçbir kuramcı bugüne kadar sağlıklı bir şekilde tedavi ettiği hastasının malzemesini ortaya koymamıştır. Seçilmiş bazı malzemeleri veya hayali hastaların nasıl tedavi edildiğini anlatılmıştır kitaplarda. Burada da ilk defa terapistin pozitifleri ve negatifleri, hataları ve doğrularıyla beraber bir seans nasıl yürütülür, bunun incelemeye açılır. Bu incelemeye açılan kitap arkadaşlara verilir. Bir ay sonra onun içerisinden 30 tane cümle, 10 tane anı. Hastanın hayatında 10 anı bulması istenir. Fakat bu cümlede boş cümleler olmuyor. Bir cümle buluyorsanız onun arkasında öğrenmiş olduğunuz, 12 ay boyunca öğrenmiş olduğunuz kuramsal bilgilerden ne var? Ve neye dayanıyor? Bununla ilgili bir çalışma istenir. Arkadaşlar hazır bir şekilde gelirler. Genellikle pek okumuyorlar, hazır gelmiyorlar, yardım olarak geliyorlar. Çünkü orada anlattıkları hikayeleri dinledikleri zaman kimi ağlıyor, kimi sızlanıyor, kimi kendi derdine yani aynı benim gibi diyor, aynı benim gibi diyor. Başlıyor, kitap okuyamıyor öyle olunca. Herkes kendi derdine yanmaya başlıyor. Bizim bir slide'ımız var, Cenk genellikle yapardı kendi grubunda onu. Slide'ların sol tarafına cümle yazılır. Karşına da bahsetmiş olduğumuz 15-20 kuralın isimleri kısaltılmış olarak yazılır. Birinci cümle. İlk öğrendiğimiz kuram olan DSM'de bir rahatsızlığa gönderme yapıyor mu? Yapıyorsa neden yapıyor? Bu tartışılır. Aynı cümle davranış ekole göre bir anlam ifade ediyor mu? Aynı cümle bilişsel ekole bir anlam ifade ediyor mu? Aynı cümle dürtü çatışma kuramına göre bir anlam ifade ediyor mu? Aynı cümle ego psikolojisinde bir anlamı var mı? Aynı cümle nesne ilişkilerinde bir anlamı var mı? Aynı cümle master'ın yaklaşımında bir anlamı var mı? Aynı cümle aktarım odaklı da bir anlam var mı? Aynı cümle nörobiyolojide anlam var mı? Aynı cümle mentalizasyonda anlam var mı? Aynı cümle Erikson'da anlamı var mı? Aynı cümle varoluşta anlamı var mı? Diye böyle kuramlar tak tak bir cümlenin farklı farklı kuramlarına bakış tarzını izah edip yapın. Ve biz 3 gün boyunca 30 cümle üzerinde ki bazen yetiştirdiğimiz 10 cümle, 5 cümle, 15 cümlede kalıyoruz. Bazen 30 cümleye ulaşabiliyoruz. Anılara bitirebiliyoruz. Bir insanın söylemiş olduğu bir cümlenin farklı kuramlarına nasıl değerlendirildiğinin yapısı. Her cümlede teori tekrarlanıyor. Hikaye. O kadar çok teori tekrarlanıyor ki sizler için çok yabancı gelen literatürdeki kuramcı isimleri Ahmet Fatma gibi oluyor. Arkadaşlar bu isimleri rahatlıkla çeşitli yerlerde bahsetmeye başlayınca o kim diyorlar. Diğerlerinin bu kuramcı isimlerini bilmediğini katıldıkları bu çeşitli sempozyum ve kongrelerde fark ediyorlar. Öğrenmedikleri, zannettikleri şeyin aslında isimlerinin dahi, kuramcıların isimlerinin ve yazarların isimlerinin dahi çok rahat kullanabildiklerini görünce şaşırıyorlar. Bir de bunların içerikleri, birbirlerine benzerlikleri, farklılıkları, aynı olguya neden farklı farklı isimler vermişler? Aslında herkes aynı insanı anlatıyor. Yani bir tane tarih. Benim bu hareketime birisi davranışçı şunu demiş, bilgisayar bunu demiş, dinamik bunu demiş, varoluşçu bunu demiş. Ama hareket aynı hareket. Veya benim cümle aynı cümle. O zaman diyoruz ki bunlar %90 aynı şeyi söylüyorlar. Kendi kuramsal nitelikleri itibariyle farklı farklı isimler vermişler diyoruz.
Burada da ikinci yılda her ay bir vakayı, bu vakalarda hafif vakalardan ağır kişilik bozukluklarına doğru giden bir seyir takip ediyor ve bunlar okunuyor. Üçüncü yıl ise süpervizyon aşaması dediğimiz aşama. Süpervizyon aşamasında arkadaşlarımızın görmüş olduğu vakalar geliyor. Onlara da kayıtlı vaka almasını istiyoruz. Yani hastalarından izin alın, bir süpervizyona götüreceğiz, hocamızla tartışacağız bunu, daha size yararlı olmasına çalışacağız. Öncelikle video kayıt, buna imkan yoksa ses kaydı, buna imkan yoksa notlar ve tekst üzerinden vakanın tartışılması. Orada eğer video kayıt varsa seansın görüntüsü, terapistin oturması, kalkması, hastanın konuşmasına karşı onun vermiş olduğu tepkiler gibi tepkiler üzerinde an be an mikro analizler yapılıyor. Ve bu ay be ay vakalar takip ediliyor. Arkadaşlar iki vakayı bize sunmak durumunda bu bir yıl içerisinde. Ve bu vakalar sunduktan sonra da, başarılı olduktan sonra da yine ikinci yıl yine bir formülasyon sınavı var. Üçüncü yıl süpervizyon değerlendirme notu var. Ve bu arada dört tane ödev hazırlaması gerekiyor arkadaşların, bir de tez hazırlaması gerekiyor. Tüm bunlara biz katlanacağız. Bunlara gönül yüzleyen arkadaşları da biz çalışmalarımızı alıyoruz, beraber çalışıyoruz. Onları iyi bir terapist yapmaya, yetiştirmeye gayret ediyoruz. Genel olarak kolaylıkları ve zorlukları bunlar arkadaşlar. Oldu mu? Soru soran var mı? Yani biz uluslararası bir takım kuruluşlarla bağlantılıyız, onların üyesiyiz. Onlar ruh sağlığı profesyonel olarak bu meslek dallarını kabul etmiş. Bu meslek dallarını kabul ettikleri için de biz hastalarımıza diyoruz ki sizinle ilgili özel ve mahrem bilgileri şu meslek dallarındaki profesyonellerle paylaşacağız diyoruz. Bir sosyologla, bir felsefeci arkadaşlarla paylaşacağız demiyoruz. Desek problem yok. Veyahut da biz sosyolog veya psikolog arkadaşlarla bizim eğitimimizi alıyoruz dediğiniz zaman uluslararası standartların dışına çıkmış oluyoruz. Ama sosyolog veya felsefeci veya işletmeci bir arkadaş gerçekten ruh sağlığı profesyoneli olmak istiyorsa bununla ilgili yani lisans eğitimini değiştirsin, girsin. 59 yaşında işte oradan gelmiş, 55 yaşında eğitime katılmış. Kaç yaşında başladı hocam? 55 yaşında başladı. Hı. Sen kaç yaşındasın? 38'e yeni gireceğim. 55'e daha çok var ya, bekleyin. Ben 39'du başladığımda. Evet. Yani ya lisans eğitimine başlayın, zor bir şey değil, gideceksiniz, 4 yıl okuyacaksınız. İsteyen insanlar için çok basit. Yok ben yüksek lisans yapalım diyorsanız, yüksek lisans yapacaksınız, kapınız açık. Her meslek. Ben bugün matematikçi olmaya karar vereyim, bugün bırakır, gider bir lisans eğitimde matematik okurum ve yaparım istiyorsan. İstemiyorsan zaten bunun gereği yok, anlamı yok. Burada etik kurallar var, hastalarımıza verdiğimiz sözler var. Çünkü hastalarımızın mahremini paylaşıyoruz. Bu mahremini paylaştığımız konularda diyoruz ki filan meslek gruplarıyla paylaşacağız. Tabii değil mi? Püf noktası burası. Yani. Ben bir şey daha sormak istiyorum. Yeniden sağlık ve eğitim derneğinden aile ve çift terapi eğitimi aldım. Nerede? Yeniden sağlık ve eğitim derneğinden. Aile ve çift terapi eğitimi aldım. Ve buraya geldiğimde aile ve çift yerlerine gittim. Ve dedim ki yani ben danışan görmek istiyorum. Bir yerlerden başlamak istiyorum. Güzel bir şekilde anlattım. Hep bir döngü oluyor. Vaka görmedim, seni alamam. Tamam, beni alın ki vaka göreyim. Hayır, seni alamam. Devamlı bir döngü oluyor. Şunu soracağım. Sizin eğitimde böyle bir olanak sağlanıyor mu? Destekleyebiliyor musunuz? Şimdi bunun sözünü vermiyoruz. Süpervizyon kısmında. Sözünü vermiyoruz. Ama bunun nasıl olduğunu belki öğretiyoruz. Bilişsel, davranışçı, dinamik, psikanaliz, psikanaliz, psikoterapi.
bağımsız dernekler, vakıflar ve şirketler tarafından yapılıyor. Avusturya'da olduğu söyleniyor. Psikoterapi eğitimi. Ayrıca lisans eğitim olarak üniversitelerde. Psikanaliz hocam. Psikanaliz hocam. Psikanaliz protez. Tabi olaya biraz yabancı olunca anlatmakta da zorlanıyorsunuz. Psikoterapi enstitüsü, bizim de bir enstitümüz var. Bağımsız bir enstitüsü. Biz de diploma veriyoruz, anlatabildim değil mi? Sertifika veriyoruz. Dünyadaki çok büyük enstitüler, işte BEC enstitüsü, bilgisayar davranışçı kurar. Aynı bizim gibi bir şirkettir o da. Herhangi bir yasal bağımlılığı, sorumluluğu yoktur ama belediyeler, devlet, Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki BEC'in diyor enstitüsünden mezunsan seni öncelikli olarak işe alıyor. Sen önemlisin diyor, BEC'in enstitüsünü bitirmişsin diyor. Ama BEC'in enstitüsünün devlet nezdinde hiçbir kıymeti, harbiyesi yok. Devlet lisans diploması verir, yüksek lisans diploması verir, doktora verir. Dünyanın her yerinde aynı. Ama yüksek lisans diplomasını klinik psikolojide alırsanız, bunda tecrübe kazanırsanız devletler, sağlık bakanlıkları nezdinde size hasta bakma ve görme yetkisi verir. Ama yüksek lisans almak yetmiyor mesela Amerika'da. Bir psikiyatriste veya da tecrübeli bir klinik psikologla 5 yıl 10 yıl çalışman gerekiyor. İlave olarak en az 2 ekolden dışarıdan bağımsız terapi sertifikasını alman gerekiyor. Bu bahsettiğimiz sertifikalarda tamamen özel veya da devlet hizmet işi eğitimi vermiş olduğu sertifikası. Şu anda Türkiye'de bununla ilgili eğitim veren hiçbir kurumun sertifikası devlet sertifikası değildir. Devlet zaten sertifika vermez, diploma verir. Anlatabiliyor muyum? En azından kafalardaki bazı sorulara cevap olmuş. Evet. Yani iyi olur. Bunlar pek konuşmazlar, söylenmez ama bunu açık bilmeniz yani. Yani devlet diyorsa bugün siz klinik psikolojide master yapmadığınız müddetçe size bir şekilde psikoterapi yaptırmam diyorsa bu devlet kanunu. İstediğiniz yerden sertifika getirin. İstediğiniz yerden diploma getirin. Hiç mi anlamıyor? Eğer siz psikologsanız mutlaka gidip yüksek lisans yapmak zorundasınız. Düne kadar böyle bir şey de yoktu. İlk defa çıktı. Bu büyük bir gelişme baktığımızda. Hocam şey, alan dışıysak eğer klinik psikoloji yapamıyorum aslında. Biliyorum yani. Ben şu an Üsküdar Üniversitesi'nde yapıyorum yüksek lisans ama uygulama psikoloji yapıyorum. Klinik psikoloji geçen seneye kadar alıyorlarmış ama rektörlük yeni bir şey çıkardığı için sadece rehberlik psikoloji bölümlerinden mezun olanları alıyor. Bunun yasal bir zemini yok. Üniversitelerin tercih ediyor. Peki öyle bir bildiğiniz bir üniversite var mı hocam? Hani alan dışından alan. Yakın Doğu. Yakın Doğu. Alıyor. Kıbrıs'a git al. Yakın kabul ettiği bir şey. Alan dışından yüksek lisans yapmanın yasak olduğu dünyadaki tek ülkeler Türkiye'de. Yani yasak değil de uygulamada sıkıntı çıktı. Lisans eğitimleri alırsınız, siz istediğiniz zaman lan lisans eğitimi ne demek biliyor musunuz? Üniversiteye giderseniz normal bir gerçek üniversitede beğendiğiniz dersleri alırsınız. Dördüncü yılında buna hangi diplomayı verirler diye bakarsınız aldığınız derslere. Aa buna sosyoloji şeyi veriyorlar. Şu iki ders alırsam sosyoloji diplomasını alıyorum. Aa şu iki ders alırsam psikoloji diplomasını alıyorum. Aa şu beş derste verirsem yandal yapmış oluyorum. Double yapıyorum. Yani sizin ders saatlerinize göre yönelim. İstediğiniz zamanla yüksek lisansta bunu değiştiğiniz çaprazlama yaparsınız. Ha derler ki çok farklı bir lisans eğitiminden geliyorsun sana bir yıl ek hazırlık yüksek lisans dersi mecburiyeti korun der. Çünkü siz sınava girerek giriyorsunuz. Yani diğer branşlardaki, temel branşlardaki lisans eğitimiyle sınava giriyorsunuz. Siz onlardan başarılı olduğunuz için yüksek lisansa girmeye hak kazanıyorsunuz. Ama ek dersiniz varsa diyor ki ön şart olarak şu dersleri almış olman lazım. Bu dersleri ilave olarak alırsan ikinci yıldan itibaren yüksek lisans programı al. Bunu diyebilirler. Bunun gerekçesi var. Ama biz almıyoruz dedikleri zaman bunu yasal bir zemini yok. Yasal bir zemini yok. Ama rektör öyle bir politika diye alın. Rektör ben almıyorum diye yapacak bir şey yok. Sen de aşk üniversite, sen al. Evet. Bugünkü sahnede icra ettiğimiz konuyla ilgili olarak sorusu olan var mı? Kafasına takılan ya şu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor diye. Eğer bununla alakalı konuşacaksak, yani ben açıkçası çok beğendim. Hani yararlı olduğunu düşünüyorum. Ve hani Psikoterapi Enstitüsü Derneği'nden, özellikle de Bursa Derneği'nden
İnşallah, inşallah. Değil mi? Ben de sinirlerim. Yani mesela şey, Beyoğlu söyleşilerini de hasetlik yani. Yani Bursa'da aynısını yapar yani verir mi başkanın gazı? Burada böyle bir salon var, Bursa'dan hiçbir gün boş kalmaz. Çok güzel eğitimli arkadaşlarımız var, hocalarımız var, zaman zaman ben vakit oldukça gelirim. Ben hayranlıkla dinliyorum onları, çok şey kazanıyorum. Öğrenme aşkımız varsa, yoksa okey atarız, o da keyifli. Başka hikaye. Evet, peki burada kapatalım mı yavaşlar? Yolda gidelim. Ben de çok çok sağ olun, teşekkürler. Başkanım bir şey daha söyleyecek. Yaşlı bulabilirse onu. Şimdi ayrıca bir tarzı eğitimimiz olacak. Bir de yine ayrıca bir kere ücretsiz bir, halka açık tabii eğitimimiz olacak. Onu da duyuralım. Önümüzdeki eğitim 2-3 Şubat Cumartesi günü. Çocuk ne ister, ebeveyn ne anlar? Çocuk gözüyle yaşam diye Sabri Sakar Hocamızın sunacağı bir seminer var. Böyle bir bu tarzı program, bir de halka yönelik bir program olacak. Yine burada. Artıracağız inşallah. Teşekkür ediyorum. Bir dakika,
Flamaları çıksın yani, o önemli. Sen direkt flamayı çekmişsin. Çıkıyor tamam. Tamam. Çekiyorum. Bir resim göründü, bir tane hareket var. Bir tane. Kimin makinesi? Beni. Çektim. Sen kendi makinelerini çekmedin mi? Bu daha iyi. Maç atlanır. Onda kadar yok oğlum, bizde yok. Atarız. Allah atarız ya. Ben sorup babana bile emin verim. Parayı da satsanlar bize. Gün öğrencisi. Hocam ofisi gezmek istiyorum sizin. Ofisi bir neyini gezeceğiz abi? Ulan kadınlar çok defteri vereyim sana. Yok ben sana hemen vereyim. Para var senin.
boş bırakmayalım.